aşkı bulmak cesaret ister. Buldum derken yıkılır hayaller. Düşleyip sabredersin, vazgeçersen kaybedersin. Sen iste, kısmetse olur. Sen yeter ki sen. Aleyküm selam. How are today? Bismillah. Fine. What about you? Fine baby. Ne oldu? Bitti. Today I'm very feeling good and happy because of... Did you like my style today? Sorry? Both taxi. I fall in love with you. All the time, baby. Çok beğendim seni. Both taxi. Ne haber? Çok güzel olmuşsun bugün. Teşekkür ederim hayatım. Sana da bayıldım. Parıl parıl parlıyorsun maşallah. Kolyesiyle, elbisesine bildin kadar abi. Evet, bu kolye her şeyle gün geçtikçe daha fazla uyuyor bence. Farkında mısın? Bence senin içindeki o ışıktan kaynaklı o her şeyle uyum sağladığını düşünüyorum. Ya. Ya. Allah'ım. Anlamadım ki bugün güzel çok başladık güzelsin. Ya. Hadi, aa, ben gene popülerim. Ben geleceğim. Ama sen her zaman popülersin. Vay bir vay. Dakika. Baştan Benliğim. Çekebilir miyiz? Bak, buranın en güzel iltifatını ediyorum. Burada bir tane melek var. Benim o da sensin. Çünkü 800 yıl geçti. Evet. Çağrı da bir melek, unutuyorsun Çağrı ama. Söyleyerek, her tarafına kazıyarak melek olmaya çalışıyor. Ama bunu bir giysiyle de, beyaz bir elbiseyle de halledebilirdik. Aşkım ben safım biliyorsun. Saf ve temiz. Saf ve temiz bir kızdım. Harbi sen bir şey söyleyeceğim bak. Bu ne? Saf ve temizlikle saf ve bu temiz yaşına kızdım. Kadar nasıl geldin? Yani aslında bir şey olmadan nasıl? Kim saf ve temiz? Evet. Yasel mi? Harbi Allah diyorum bak. Allah. Yaşaması büyük mucize yani. Olay şu, bileğin niyetini bilmesine rağmen takipten çıkıyor ki bilek linç yesin. Senin sevgilin eski flört hakkında şey söylüyor. Diyor ki, ah Tuğçe'm, ah benim değerimi bilemedin. Ya benim o kadar çok zoruma gitti ki. İnsanlar bana yarın öbür gün sokakta gezerken bilek senin nasıl kardeşin? Tuğçe hakkında ah Tuğçe'm değerimi bilemedin diyece ben ne cevap vereceğim? Bana ya hayırdır mayırdır yaparsan ben de derim ne olur yaparım. Sen beni tanımıyor niye musun bana niye hayırdır yapıyorsun? Bilek ben sen beni tanımıyorsun. Gelirim. Ben seni niye takipten çıkardım biliyor musun? Sana ne seni ne ilgilendir dediğin için. Beni ne zaman sevdiğinde taşıyacaksın? Nasıl yani? Benle giriş yapmayacak mısın böyle sırtını atıp? Çirkin surat ya. Kameraya görünmesin diye. Film yapıyorlar diye. Ben de mi film yap? Yok abi sen de mi? Oğulcan ben Luka falan bir aylığını Alaçatı'ya ev kiralayıp Alaçatı'da tatil yapacağız. Sen varsan olmaz. Sen kıskançsın da, onu da fark ettim. Kıskanç, tabii kıskancım. Ben de öyleyim. Sen benim ruh ikizimsin. Çok benziyoruz. Kısmet olur da eleme heyecanı başlıyor. Yine yani sorumsuzluk ve şey, gamsızlık yine şey devam etti Öykü Hanım. Sabah adam yine alarmsız bir şekilde yine benim kapıyı çalmamı bekliyor. Gelmesin bir gün aklı başına gelsin. Taksiyle gelirse bir daha uyanır. Öf. Tamam.
Yani şu an burada en sevmediğim kişi, çok da sevmediğim kimse yok ama mesela atıyorum Çağrı da olsa belki onun için de aynı şey yapar. Dostum, beni bırakma dostum. Gruplaşmadan hani bahsediyor ya, çok rahatsızmış kendisi. Orada diyor ki siz kim takılıyorsunuz? Biz burada hep birlikte takılıyoruz Sedat. Sana göre öyle olabilir. Ne söyleyeyim mi? Tansu'nun da akıl hocaları belli burada. Ya benim kimseden akıl almama gerek yok Tuğba. Benim kendi aklım var. Geri gelince kullanabiliyorum. Ben dedim ki bak geçmişimden vurma. Kaç gündür buradasın? 10 gündür buradasın. Ne geçmişinden bahsediyorsun? Siz beraber yakın olduğunuz zaman öyle bir kendinizi korumaya çalışıyorsunuz ki topluluk yapıyorsunuz. Bir tarafları ezmeye çalışıyorsunuz. Bunu başında da yaptınız. Şu anda da yapıyorsunuz. Tuğçe, elendikten sonra bu mesele kapandı. Kendini buraya aklamaya geldin. Yazık. Öyle bir derdim yok. Tuğçe beni bitirmeye oynuyor. Sen de arkasından gazı veriyorsun. Tekrar söylüyorum. Tuğçe umurumda değil. Ben bir sürpriz kutu olarak açılıyorum ve diyorum ki... kızlar kızları, erkekler erkekleri oynayacak arkadaşlar. Aşkım sen askerlik şubeye gitmişsin. Aşkım askerlik şubesine gittim. Bir tane kız ilgilendi, tamam, dedi ki hangi programdan geliyorsun falan dedi. Allah. Dedim ki programdan mı? Bak dinle dinle. Kız mı? Beni tanımadı yani. Tanımamazlığa verdi, bilmiyorum yani. Tanımayıp programdan demesi. Peki sen aynen. Tanımayı mı? Bence yaptı yani. Kendimi tanıttın. Ne yaptın? Neyse. Hayır dedim ki kısmetse olur dedim. Cansel'in sevgilisi. Dedi ki o kadar action'lı bir hayatım yok dedi bana. Ben de ağzımdan ne kaçırdım? Buradan çıkıp eve gidiyormuşsun gibi bir his var dedim içimde, tamam mı hani? Kız da bozuldu bayağı yani. Bayağı sohbet etmişsin. Yani kızın eve gitmesiyle falan ilgilenmişsin. Sade bir hayatım mı var demek istedim yani. Dışarı mı davet ediyor yoksa? Aziz ablam mı burada? Yani ne alaka? Dışarıdaki kızlarla niye ilgileniyorsun aşkım ki? Aşkım ilgilenmedim. O bizle ilgilendi. Dilekçe verdim seni yani. Tanımamış bile. Yani. Seni tanımayan biri seninle nasıl ilgilenebilir? Dilekçe verdim yavrucuğum. Böyle yani meslek olarak ilgilenebilir. Götürüyorlardı askere. Aşkım dilekçe vermeye gittim. Kız ilgilendi. Sıram geldi. Kız çıktı. Ben ne yapayım şimdi? O sıranın. Günaydın. Günaydın. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok güzel. Güzelsin bugün yine. Sizin aranız mı olsun? Ne? Çok güzelsin bugün yine. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bugün Ağrı abi kombini yaptı. Hayır, şey daha değil mi yani? Sen neden ağzından bir iltifat mesela çıkmıyor? Yok, gerek yok yani. Ben söylesem yeter. Bozulmuş bir şey. Araları bozuk demek ki arkadaşlar. Allah Allah. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, biz bugün Burak'la hazırlanırken... Burak şimdi yanıma gelir misin şey kardeşim? Seninle bir... Gelin güzel kardeşim, gelin. Hocam sen de birazcık sağ sol yapsan bizi... Ya uğraşamam sizinle. Dur, yapma, uğraşamam. Yapma, şöyle. Günaydın. Günaydın. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, sağ ol sen. Ben de iyiyim, sağ ol. Güzel görünüyorsun, her zaman gibi. Teşekkür ederim, sağ ol. Tabii ya. Bu kadar mı yani? Yaroş saçlarını yapmışsın. Yani... Evet, güzel olmuşum Çağrı. Thanks. Biz zaten bir konuya açıklık getirdik değil mi? Hangi konuya? Konuştuk ya en sonunda. Bütün konularımız açık şu anda. Tamam, onu söylüyorum zaten. Yine bir sevmediğin... Ya bu cilve ne? Bu ne naz ne ya? Ne izledim şimdi ben? İki dost, iki yeni dost. Eski iki dost. Arkadaşlar. Yeni değil. Bir olayı açıklasana Allah aşkına. Herkes bileği ben yok burada. Olay şu, bileğin niyetini bilmesine rağmen takipten çıkıyor ki bilek linç yesin. Yani gayet ya niyetini biliyorsun ne, bilek, ya. Bilek linç yesin. Ne alakası var? Sen beni benim dinledin de mi de? Yani, yani sen şey beni yapsan, dinledin mi de? Sen benim ya sevgilimsin. Senin sevgilin, senin sevgilin eski flört hakkında şey söylüyor. Falan değil. Demek ki sen benim de kardeşim. Bir... Anlatabiliyor muyum? Sendeki sen bu rahatlık ne ya? Sendeki bu rahatlık ne yok? Eli içerisinde benim öyle bir amacım mı var? Saçma sapan konuşma ya. Saçma sapan konuşma bu sen. Ozan sen de. Bendeki rahatlık falan değil, her şeyin farkındalık. Aziz'ciğim haberin olsun.
Dünkü yayından dolayı Tuğçe diyorum. Ozan şu an bileğe trip atıyor. Gitmiş takipten de çıkmış. Ozan sırf bilek liç yesin diye. Zamanında bunu Sedat Ozan'a yaptığında, Sedat Ozan'ı takipten çıktığında burada hepimiz dedik ki Sedat niye yapıyorsun? Sırf Ozan'a linç yedirmek için yapıyorsun. Şimdi Ozan da bildiği gerçekleri geliyor işte programda. Ama işte sen niye dün Tuğçe hakkında yayında konuştun? Olay ne? Ben sana Bilek olayı... demiş ki beni kaybettiğin için. Ben anlatayım şey sana. Çağrı ile birlikte yayın yapıyorlar. Bileğe önce hediye atıyor. Sonra Bilek kazanınca geçiyor, Çağrı'ya hediye atıyor. Çağrı da Tuğçe artık bana geldi, benim yayınımda diyor. Bilek de ona istinaden dönüp diyor ki değerimizi bilemedin be Tuğçe diyor. Yani yayınından geçtiği için diyor. Gayet iyi. Ozan da biliyor neyin ne olduğunu. Onu geç. Bilek onu geç. Yesin diye yayın akışına uymayıp takipten çıkıyor. Eski flört oldukları için hani belki de mesela... Ne bu? Onu geç. Ben sana anlatayım abi. Dün bana video geliyor. Sadece şu kısım geliyor. Bilek orada konuşuyor işte. Hani Tuğçe'cim işte hani seviyorum seni falan. Bunlar problem yok. Çünkü arkadaşlar bunlar olabilir. Ama bak şu ne tarafa çekileceğini bilmiyor. Diyor ki... Ah Tuğçe'm, ah benim değerimi bilemedin. Ya benim o kadar çok zoruma gitti ki, niye zoruma gittiğimi söyleyeyim. Bak bu Tuğçe'den sebep değil abi. Tuğçe evet benim eski sevgilim, eski tanıma yolundaki arkadaşı. Durun. Tamam, ben bunları da biliyorum. Benim eski sevgilim, bu bir. İkincisi, neyse Buse öyle anlamış. Bilek de işte açıklıyor kendince, ben öyle demek istemedim. Üçüncüsü, bu çocuk bana kardeşim diyor. İnsanlar bana yarın öbür gün sokakta gezerken Bilek senin nasıl kardeşin? Tuğçe hakkında ah Tuğçe'm değerimi bilemedin diyece ben ne cevap vereceğim? Ya işte arkadaşlar aslında öyle değil. Böyle bir şey yok abi. Sonuçta benim eski sevgilim ve bana kardeşim diyor. Yüzüme bakıyor. Yüzüme baktı halde böyle bu bana göre rahatlıktır kardeşim. Aynen. Anladın mı? Ya düşünme de düşünecek bak, ya düşünecek. Nasıl büyütülmüş de bir cümle. Olayı anlatıyorum. Düşünecek abi. Bıktım ya. Çağrı ile yayın yapıyoruz. Tuğçe benim yayına giriyor. Kalp atıyor. O hoş geldin Tuğçe'cim canım benim falan. Çok seviyorum seni. Cartur, bu problem ne. Değil. Sonrasında ben çok seviyorum seni falan filan diyorum. O da çete şey yazıyor. Beni sadece Çağrı seviyor diyor. Bu lafı söylüyor. Çağrı'nın tarafına geçiyor. Ona hediye atmaya başlıyor. Ah Tuğçe'm değerimi bilemedin diyorum ben de o lafına karşılık. Sadece bu kısmı Ozan'a atıldığı için de Ozan diyor ki ne oluyor? Bilek bunu ne amaçla ya söyledi? Bir şey söyleyeceğim. Bu yani, Ozan'ın bu kadar. Hayatında Azize yok mu? Ne alaka ya? Ozan'ın hayatında şu anda Azize var, anladın mı? Bence Azize yani neden bu eski muhabbetler sürekli açılıyor? Hani kendisi rahatsız oluyor da kapattırdı ya bize kardeşim Ozan. Kardeşim dediğim insan yaptı dediği için yani. Hayır ben Tuğçe'nin kardeşi değil miyim? Ben Bilek'e bunun tepkisini istesem veremez miyim? Ortada böyle bir olay yok. Hayır canım ya. Hikaye. Ozan da gayet her şeyin farkında. Bu yaptığı şey tamamen sosyal medyada Bilek linç yesin diye. Yani bu sosyal medya oyunlarını Ozan anlıyor da biz enayi miyiz? Biz anlamıyor muyuz yani? Bilek hatasız mı? Zeki? Bence Bilek hatalı burada. Hayır Bilek... Yanlış konuşuyor. Her yine çekilebilecek bir şey bu. Evet Bilek doğru. Eğer altyapısı Tuğçe ile flört olmasaydı bu... Tamam okey herkes yayında anlardı ama... Ama Ozan'la Tuğçe sevgiliyken, Bilek'le gayet şakalaşırken hiç Ozan bundan rahatsız olmuyordu. İlk zamanlar hani Tuğçe'yle bir tanıma yolu gibi bir şeyiniz oldu ya ki hiçbir şey olmadı bu arada. Ama oldu neticede. Hani onu oraya çekerler deyip hani sosyal medyayı bizim yönetmemiz gerekirken sosyal medya arkadaşı yönetiyor. Arkadaş beni takipten çıkıyor. Benle konuşmadan öyle Çağrı'yı şey. Arıyor. Senle konuşuyorum. Senle konuşuyorum. Sen bana sabah ne dedin? Sen sabah bana ne dedin oğlum? Sabah mesajın duruyor bende. Sana ne? Seni neye ilgilendirir? Seni neye ilgilendirir? Ben barut şöyle... gibiyim. Öyle bir şey yok Bilek. Ben barut gibiyim. Sen benimle konuşacaksın. Arayacaksın diyeceksin ki tanıyamamışım. Sen dün gece yazıyorsun. Tanıyamamışım. Dün gece yazıyorsun. Arasaydın o zaman. Dün gece gecenin vaktinde yazıyorum. Niye arayayım, rahatsız edeyim, uyandırayım seni? Tamam ben görmedim. Sabah yazıyorsun arasaydım. Bana. Sana ne, seni neye ilgilendin? Ne demek beni neye ilgilendin? Tabii ki dedin lan. Öyle bir tabii şey yok. Tabii ki öyle dedim. Öyle bir şey hesap sorar öyle gibi. Bir şey. Sorarım oğlum. Bana ya benim yaparsan yaparım, ben de derim ne olur yaparım. Sen beni tanımıyorsun niye bana. Bak ya, niye yapmayayım Bilek? Sen beni tanımıyor musun? Gelirim. Gelme kardeşim gelirim. Otur bak. Ben hayır. Yanlış bir şey olur. Hayır, yanlış bir şey de olsun hiç sıkıntı yok. Ha. Benim kardeşim diyorsun sen bana. Ha. Ben sana kardeşim diyorum. Sen gelip bana şey yapıyorsun. Sana ne seni neye ilgilendirir? Nasıl kardeşlik bu? Ozan şu an olayı izah ettikten sonra ne oldu? Sen bana izah ettin mi? Sabah izah ettin mi? Tatlı bir dille. Sen bana o şekilde gelirsen. Tatlı bir dille izah ettin mi? Sen bana barut gibi gelsen kardeşim bilmediğin şeyler var derim. Anladın mı? Bu şekilde yaklaşım. Kardeşlik, dostluk budur. Sen bana yok seni neye ilgilendirir? Sana ne falan dersen. Bak sen bana bu şekilde şey yaparsan evet tanıyamamışım.
Tanımıyorsun ki sen bana gece yazıyorsun. Buse diyor ki, Buse diyor ki yani yok linçlendirmek için mi şey yapıyorsun? Sen beni ben seni mi linçlendireceğim? Ben seni mi linçlendireceğim? Sen beni tanımıyorsun ki sen gelip bunu cevap verir misin? Ben seni mi linçlendireceğim? Ozan, sen beni dinlemeden böyle bir hareket yapıyorsan demek ki sen de onu sen şu an bunu dışarıdan öyle gözüküyorsun. Yani, anladın mı? Bilek şimdi senin algıladığın şey yumuşatma. Ben bir şey söyleyeceğim. Sen o zaman dışarıdan öyle gözüküyorsun. Ben böyle bir şey yaşasam bir kere benim ağzımdan hem benim eski hem senin eski sevgilin olduğu için asla öyle bir kelime çıkmaz. Bak söylüyorum. O da kendi lincini kendisi korumak için. Önünü kesmek için yapmış. Kesmek normalde iyi değiller mi? Niye bilek İşte iyiler. Benim için problem bu anlıyor musun? Ozan niye linç yemek istesin ki peki? Yani Ozan tarafından bakarsak bileğin bu şekilde açıkladığı durum yüzünden fanlar Ozan'a linç atacaktı. Öyle Ozan da kendi kendine Ozan da takipten çıkmak yerine açıp bir story yani Bilek'le bir story atabilirdi. Çünkü Bilek'i tanıyor. Hani Bilek onun kardeşi gibi bireyin niyetini biliyor. Evet. Ben niyetinden emin ya. Bence bu kadar iyi niyetli hiç düşünmeyin. Hayır o kadar saldırmalarına kaldıramayıp birden çıkmıştır. Bunu bu kadar düşünmemiştir. Linç ama bunun öncesini söyleyeyim size. Sen orayı bekliyorsan. Ama şu an yani önce Bilek'le öncesini söyleyeyim. Video çekip açıklamaya İlk Bilek açıklamayı zaten Ozan onu sarmadı kardeşim diye. Bilek tamam yani bu da yapılabilirdi. Anlatabiliyor muyum? Bunlar iyiye çevirmesi buradaki istenseydi yapılabilecek hemen şeylerdi. Hemen Ozan takipten ama bu yöntemle yemekhanede çünkü hiçbir şey yok yani yemekhanede. Ama bak birinin cümlesi bitmedikçe atlamayın şu laflara ya. Ya Ozan tarafından da bakın olaya. Ozan da linçlendiği için sinirden tepki koymuş ve Bilek'i takipten çıkartmış. Hah yani bir ilgisi, bir sevgisi, bir aşkı olduğu için değil. Ozan linç yediği için linci savurmak için de Bilek'e sen bunu bu amaçla yaptığını atamaz. Bilek benim sevgilim. Yani ben rahatsız olabilirim zaten amacı olsa. Anlıyor musunuz? Linç için değil de belki tepkisini göstermek için de bu. Yapılan şeyi yanlış bulduğu için o kelimeyi yanlış bulduğu için belki tepki göstermek için yaptı. Linç olarak yaptığını düşünmüyorum o zaman. O zaman Bilek'le arkadaş falan değillermiş yani. Bunu mu anlayayım? Yani. Ya senin de demek istediğin arkadaşını bir şekilde korumalıydı. Orada da böyle bir yanlış anlama da olsa bir selfie çekip atabilirdi. Hayır bir şey paylaşsın değil. Hani olayı... Hani Bilek'in niyetini bilseydi bunu bu linci kendisine linç yediyse bile Ozan yemedi. Ben dileğine çevirmem. Bir şey söyleyebilir miyim? Bu şekilde yapmamalıydı takipten yani. Gerçek arkadaşlık böyle. Ayrıca demek ki arkadaş değil. Ondan onu bekliyor diyorum. Tamam takipten çıkmamalıydı Bilek ama kardeşim diyor ya Bilek. Bundan linç yemiştir. Evet. Daha yok linç yemedi Ozan ya. Ozan linç yemedi. Yemez ki zaten. Bu lafı Ozan söyleyeyim. Ne alaka? Burada Ozan yok. Hayır onu şey atarlar ya bak yakın arkadaşın şu an nasıl ya biz bunların hepsini yaşadık yani. Tamam yakın arkadaşıysa gerçekten ne yapardı takipten çıkmazdı dediği gibi bir selfie bir şey paylaşırdı. Tepki de verebilir çıkabilir bir dakika. Ama bir şey diyeceğim Ozan'a yanlış bir kelime kullanılıyor burada önce Bilek'in demesi lazımdı yayında. Arkadaşlar bu lafımı yanlış yere çekmeyin. Tuğçe benim yayınımdan daha dikkatli yayınla geçti. Daha ekledi mi? Bak laf o kadar yanlış yere çekilmeyecek bir laf ki zaten olay nasıl yayını. Ben izliyordum yayını hayal. Bilek ne dedi tam olarak ne demiş ben anlamadım. O kadar her çekiliyor. Yere çekiştirilebilecek bir laf etmiş ki. Anlatamam yani bundan 5 tane şey çıkar. Çağrı diyor ki yayında. Bak dinle. Bilek'in niyetini... Bir tek Bilek'i tanıyanlar bile. Hayır, yayını izleyenleriz. Allah Ozan gibi anlamıyorsunuz. Çağrı Tuğçe hediye atınca diyor ki, seni içeride hep ben korudum Tuğçe diyor. Tuğçe de gidip Çağrı'ya hediye alt atıyor. Alt yapısı flört olduğu için zaten çekilir. Yoksa böyle bir şey niye millet çeksin? Açıklamasını kanka, yaptım. Tamam bak. Hala trip atmaya devam ettin. Hala bak ben ya seni çünkü... seviyorum dedim. Arkadaşlar bir senin nasıl düşündüğünü, hissettiğini bildiğim için... Bilek. Sana aynı, bak senin yüksekliğine çıkmadan sana olayı izah ettim, hala devam ettirdin. Bilek, tarafsız bir şekilde çok basit küçük bir yorum yapabilir miyim Ozan, eğer izniniz varsa? Ben abi, tabii ki çok tarafsız, çok özür dilerim. Öyle izin falan değil. Birincisi, hayır. Şimdi olayı tamamını dinlediğim zaman, Bilek, hani burada ben Bilek'in art niyet olduğunu düşünmüyorum. Olay eğer anlattığı gibi ise Çağrı'ya hediye atıp, ben de söyleyeceğim. Eğer hani Bilek'ten ona geçip bütün hediyeleri ona gönderiyorsa, Bilek'in orada öyle düşünmesini ve konuşması normal. Bunda hiçbir art niyet yok. Ama şimdi bu adam bu konularda çok hassas biliyorsun Bilek. Ve dolayısıyla hani böyle bir mesaj yazdığı zaman onun sen gerçekten duygu potansiyelini bilip ona göre cevap verebilecek bir adamsın. Aynen. Belki sen de çok kestirme olarak gitmeseydin ya. Yani en azından durumu anlatsaydın ona. Bilek adam sana mesaj bu kadar şey boşuna gelmişti. Hayır beni rahatsız eden nokta. Daha dikkatli olabilirdi kanka gördüğün şeye
inanıp teslim olup bana ona göre yazması. Tamam, bile ama çok hassasın bu. Sana yazdığında ben seni niye takipten çıkardım biliyor musun? Sanel'e seni ne ilgilendirir dediğim şey. Sanel'e seni ilgilendirir demeyecektin kardeşim. Ben seni bu yüzden çıkardım. Düşünmemen bile lazım. Senin sana ne dememin senin bana öyle yaklaşmandan dolayı. Ben bir şey söylemek istiyorum. Ama senin yanlış o yani. O cevap yanlış. Bana göre en yanlış. Başta olan en yanlış bunu sorgulayıp bana böyle yazması. Bir şey söyleyeceğim. Bir dakika bir şey sabahtan beri bir şey söylemek istiyorum. Oradan atlıyorsun ya. Tuğçe bana yazıyor. Atlıyorsun niye diyorsun? Tuğçe bana yazıyor diyor ki kanka. Kanka ne oluyor? Yine saçma sapan muhabbetler yapıyor. Tuğçe de duymuş. Adam yanlış anlamış olabilir bir şeyleri. Sen burada yemekhanede anlattın ya orada anladı tamam. Ben de mesela olayın senin tarafından bakıldığında yanlış anlaşıldığını düşünüyorum. Ama sana mesaj atınca o sana ne seni ne ilgilendirir cümlesi var ya o çok o kötü. Mesajın, o yanlış ya. Olmuş o yanlış. Ya. O mesajın şimdi, içeriği ne? Ben direkt insancıl bir şekilde mi sormuş WhatsApp'tan, yoksa ayar verip hayır, bak, şöyle, öyle bir şey sormuş. WhatsApp'tan görüntüyü atmış bu ne demiş. O kadar umurumda değildi ki. Bu da sana ne seni ne ilgilendirir. Sen dümdüz bu ne demesine mi sana ne dedin? Evet öyle. Selam selamlar var. Neyse. Hoş geldin. Hoş geldin. Selam. Hoş geldin Ozan. Nedir ya bilek linçesi falan? Sen bileğin falan. O cümleyi gerçekten eski flörtü benim de yerimi bilemedin Tuğçe diyerek ona kurduğunu düşünüyorsun. Bunu düşünüyor musun? Evet. Ona gönderme var Tuğçe yayında Buse, çünkü. Buse bak bu kadar hafife almayacaksın bu bir. İkincisi bilek de senin sevgilin burada burada diyebilirsin. Bilek sen ne yapıyorsun da diyebilirsin. Eğer demezsen ben senin gerçekten bileği sevmediğini düşünürüm. Bunu da yüzüne vururum. Üçüncüsü gelecek olursa burada maksat Tuğçe falan değil. Tuğçe benim umurumda değil. Hı hı. Tamam mı? Bilek biz yüz yüze kardeşim diyorum ben onun yüzüne. Sokakta onunla da dolaşıyorum. Bana yarın öbür gün sokakta ya Bilek senin eski sevgilin hakkında böyle dedikleri zaman ben cevap veremem. Niyet şuydu işte altındaki yorum şuydu falan diye böyle bir şey yok. Ne tarafa algı çekilecekleri çok bariz belli. Ah Tuğçe mah değerimi bilemedim falan böyle bir şey yok. Anlatabiliyor muyum? Şimdi ben de sana şimdi şöyle anlatacağım. Linç konusuna geleceğim. Ben Bilek'i neden linç yapmaya çalışayım bu bir. Bilek'i sanki neden takipten çıktığımı da söyleyeyim. Gece barut gibiyim dedim ki bu ne? Sen dedim ne yapmaya çalışıyorsun? Ne tarafa çekilecek farkında mısın? Sabah bana seni neye ilgilendirir, sana ne diyor. Hayırdır? Kardeşsen sen nasıl bana evet. Ararsın sabah beni. Kardeşim bilmediğin bir şey var dersin, beni sakinleştirirsin. Barut gibi olduğumu biliyor, bu şekilde tepkiyi verirse yok, o zaman yüz yüze. Demek ki yalandan bak, kardeşim, doğru. Yalandan kardeşim demişsin derim. Anlatabiliyor muyum? Tamam, böyle anlatınca sen mesela şimdi en azından haklısın. Senin tarafından haklısın. Şimdi ben de şöyle söyleyeyim. Aziz de bana geldi işte bir şey mi olmuş gibisinden tartışmışsınız siz galiba. Onu söyleyince mesajlara baktım. Aynı yayın kaydının tweetini ben zaten bileğe atıp yazmışım ki insanlar kafayı yemiş. Hani bu cümleni nereye çekmişler? Ben yayını o an izlediğim için. O anki muhabbet de Tuğçe önce bileğe hediye atıyor. Sonra Çağrı diyor ki seni içeride ben korudum Tuğçe diyor. Tuğçe de Çağrı'nın yayınına geçince diyor ki vay vay hiç de yerimi bilemedin Tuğçe diyor. Yani içeride ben de seni korudum niye böyle diye demiyorsun anlamında onu söylüyor. Ben yayını izleyen olarak bir tepki de göstermedim sevgilime. Çünkü onlar yani sen burada Tuğçe ile sevgiliyken ben de Bilek'le sevgiliyken biz gayet iyi anlaşıyorduk. Tüm makaralar dönüyordu gayet arkadaş gibilerdi. Bu konu sen, açıldığında sen benim da anlatmak istediğim ince çizgiyi anladın ben mı? Ben şimdi anladım şimdi kafamda oturdu. Tamam mı? Ben de ne düşündüm biraz hala haklısın. Hala aynı şey mi diyor Ozan? Yani açıklaması nasıl? Sen bana barut gibi geldin. Ben de sana o yüzden öyle cevap verdim. Mesaja baktım da sabah. Gece bana video atıp bu ne bilmem ne yazmış. Hı. Hani gerginim hesabı. Ben de diyorum ki Çağrı'yla böyle böyle PK atıyordum. Böyle bir şey oldu falan filan. Ayrıca sana ne yazmışım. Ayrıca sana ne yazmamın kısmı da hani yeni bir tanıma yolundasın. Bunları niye koşturuyorsun manasında yazdım. Kanka oradan bak bir açıklama yapmış mısın? Ben onu o algıda yazmışım. Sabah hani uyanmışım görmüşüm ya. Açıklama yapmış mısın? Öncesinde Çağrı açıklamasını yapmışım. Ondan sonra da ayrıca sana ne? Hani oğlum ne uğraşıyorsun bunlarla gibisinden ama uzatmadan yazmışım. Sabah yemekhaneye geldiğimde Ozan'la sen oturuyordun oğlum. Nasıl geldim ben yanınıza? Normal, ne konuştun? Düzgün bir şekilde. Gayet düzgün bir şekilde değil mi? Beni açıkladık. Olay çünkü o kadar ben de dedim umurumda ki, değil yani. Oğlum dedim siz takipte çıkmışsınız birlikte yemek yiyorsunuz dedim ne alaka? Anladın mı demek ya istediğim? Ya şimdi bak
bütün olayın dışında sadece bileğin az yani, evvel söylediği bir şey vardı. Bu çok, sosyal çok medyanın bizi yönetmesi değil de bizim sosyal medyayı yönetmemizle alakalı. Adam da diyor ki ben konuşayım arkadaşlar. Ben de yayındaydım. Böyle bir hareketi gönderilen şeyi kötü bir şekilde gösterdiğini böyle bir hareketi tutup hemen takipten çıkıp bir şeyler yaparsa Burak düşündüğüm olayı anlamadın. Takipten çıkmamışsın. Adamla konuştuktan sonra takipten çıkmış. Hayır. Ama bak bu durumun sosyal medyaya göre takipten çıkmamış adam. Bu durumun o niyetle yapıldığını kabul ediyor. Sosyal medyaya göre sana, takipten çıkmamış adam sana ne seni istiyorum. İlgilendir dedikten ya, sonra takipten çıkmış. Biz dün yayını bitti yapıyorduk. Yapmış. Adam da başka bir... Biz dün yayını bitti yapıyorduk. Dediğin laf bile döndürülebilir. Çare dinleyelim bir dakika. Hadi olayı anlatayım mı bilir laf? Biz dün yayını bitti yapıyorduk. Sana ne kardeşim dediğin laf mesela. Biz olayı anlatayım. Onu da ben o niyetle demiyorum ama bir de o bile dönüyor. Çare dinleyeceğim. Çare üzülüyor. Sen bir konuş yeter ya konuş. Susun da bir konuşayım ya. Saygısız insanlar. Gel burada konuş. Dün biz yayın yapıyorduk karşılıklı bir şekilde ve Tuğçe Bilek'in yayınına katıldı. Bilek ya biz bu olayı yaptı. Biliyoruz zaten. Konuştuk ya kanka. Abi, Tuğçe hoş geldin. Yok olayı anlatıyorum arkadaşlar. Olayı biliyoruz zaten. Yok. Bir daha mı anlatmak İzin verin istedim. Müsaade edin ya. Ama daha ve, bir daha anlat. Daha sonrasında Tuğçe bana geldi. İşte işte, Tuğçe'ye hoş geldin yavrucum falan dedim ben daha. Daha sonra Bilek'e dedi ki ah Tuğçe ah değerimi bilemedin dedi. Ben oradaki söyleyeceği şuydu. Yani hediye konusunda işte bana attın, ona atmadın de. Kanka olayı biliyoruz zaten. Yok, ben kendimce olayı için yorumlamak istiyorum. Daha sonrasında baktığımda abi, Ozan bundan tabii ki rahatsız olabilir. Doğal hakkı olarak. Ya kardeşim sen ne yapıyorsun? Niye böyle bir cümle kuruyorsun? Çünkü oradaki muhabbeti anlamamış aynen. Olabilir. Tabii. Çok normal. Çünkü ama buna benzer burada, bir durumu Bilek de yaşadı atıyorum Luka'yla. Burada abi ama şu var. Luka ile Bilek'in arasındaki muhabbet alakalı. Aynı olmadığı için. Ozan'la Bilek'in arasındaki benzer muhabbet yok. Ya bunlar şu kardeş diyorlar birbirlerine. Yakın arkadaşlar bu şeyler. Adamlar. Bir şey bir şeye çekilebilir. Son bir noktalayım. Bilek'in buradaki sana ne demesi çok yanlış. Yani sen ne olursa olsun. Evet. Ozan ne anlarsa anlasın söyleyeceğin şey şu olması lazım. Sosyal medya iyi ya da kötü bir şey düşmüş şu anda. Öyle değil mi? Hı. Sen bunu şu anda çeviremeyeceğini bir göre ya da sen bir açıklama yaparsın abi Twitter'ından, Instagram'dan. Arkadaşlar böyle bir edit çıkmış ama ben bunu bu manada söyledim dersin. O zaman der ki kusura bakma sen açıkladın ve sorunumuz yok kardeşim der. Ama sen hiçbir şey yokmuş gibi. Ya sana ne seni ilgilendirmez. Evet şu an bir tanımıyorum da olabilir ne olursa olsun. Ama, bunu ama eski söylemedi. Yani sonuçta. Oğlum Ozan abi eski de olsa şey de sana ne zaten? Yok, benim tarzım... Senden ötürü sorun var zaten. Sen kardeşim diyor ya mesela yarın öbür gün biz dışarıda buluştuğumuzda lan senin kız arkadaşın hakkında böyle diyor. Sen bu adamı yanında gezdiriyorsun derlerse ben ne cevap vereceğim tribinde anladın mı? İşte Tuğçe'yi öyle gördüğü için. Tuğçe'yi burada düşünmüyor aslında seni düşünüyor. Hayır kendisini düşünüyor. Kendisini düşünüyor seni de düşünüyor. Kendisini düşünüyor ama şöyle bir durum var. O duyduğu şeye inanmış. Duyduğu beni şeye... rahatsız eden şey de o anladın kanka, mı? Kanka sen açıkladın zaten. Oğlum, sıkıntı açıkladığı yok. Açıkladığın zaman adam sana bak, açıkladığın zaman sorun yok. Takıldım. O sana ne seni ne ilgilendire takmış anladın mı? Aynen ona takıldım. Bu yani. Ya yanlış anlayayım. Bu çok normal bir şey. Sana ne demememin sebebi de... Sana ne demememin sebebi de... Tanıma yolunda olduğu için. Bırak diyorsun. Artık geçmişi bunlarla uğraşma. Sana ne yoluna bak. Anladın mı? Bazen de ağız kelimeleri tam anlamıyla açıklamadığınızda... Hani haftalardır Tuğçe muhabbeti dönüyor ya. Bu da böyle bir durum. Kanka dönüyor da işte... Bırak boşver sana ne. Benim başıma böyle bir şey gelse atıyorum yani benim eski tanıma yolunda Bilek sonradan sevgili oluyor falan. Ben böyle bir münakaşaya girmem kardeşim. Evet girmezsin. Girmem yapmam. Yani o ağzımdan öyle bir laf çıkmaz. Çünkü hem Bilek'i düşünürüm burada çok kötü bir algı yaratılır diye tamam mı linç yer diye. Hem de kendimi de düşünürüm burada anladın mı? Bana da insanlar söylemesin. Ozan bir şey bu ne soracağım. Rahatlık diye. Diyelim ben çıktın, bu kadar şey değilim yani. Lazımdı. Yayın için söyledim Ozan kardeşim yanlış anlama. Şey Tuğçe benim yayınımdan. Çağrı'ya geçti diye öyle evet, dedi. Ben çıkmayacağım. Ben böyle olmaz. Ozan yayın farklı farklı. Yani Çağrı, Bilek farklı bana farklı mı yoksa üçünüz birlikte açtığınız yayın mı? Üçümüz birlikte değil. Çağrı'yla Bilek yayın yapıyor. Ayrı ayrı yayınlar mı? Sen yoksun. Ben yokum. Bana işte insanlar atıyor. Bilek Tuğçe hakkında böyle yok, bir şey söyledi. Haberin var mı falan diye. Ama Bilek öyle bir cevap verdiyse Ozan haklı. Bir şey söyleyeceğim. Üçlü yayın değilse hani normalde oluyor PK falan üçlü. Ozan orada yok yani. Ayrı Ozan ayrı orada yok. Sedat yayında diyor Ozan'a da işte diyor ki sen şu an yayın açıp açıklama yapman lazım. Ozan niye duruyorsun falan filan diye oradan da gazı veriyor. Ama şu an sana verdiği cevapla Bilek sen haklısın. Bilmiyordum böyle bir cevap verdiğini sana. Haklısın bu konuda. Ama sadece Bilek'in niyeti o değildi. Bilek benim sevgilim. Eğer niyeti o olsaydı burada senin de yanına ben de senin yanına gelirdim. Bak, sen hayırdır derdik Bilek'e demek istiyorum. Niyetlikle alakası yok. Bunu bu şekilde yapılmaması gerekiyor. Bunu anlaması lazım anladın mı? Yani doğru.
Herkes şimdi burada sütten çıkmış ak kaşık değil. Herkes dört dörtlük de yaşamıyor hayatını. Yani ister istemez insanlar kötü yorum aldığında ne kadar profesyonel olursan ol etkileniyorsun. Doğru mu? Bak ben bileği çok seviyorum. Biliyorum. Benim tepkim bu yüzden. Çok sevdiğim için. Anladın mı? Ben böyle bir şey yapmam. Onu zora sokmam. Beni ne kadar zora soktu? Haklısın. Şu an söylediklerinle sen haklısın. Ben mesela o taraftan bildiğim için, gördüğüm için öyle yorumladım. Ama şöyle bir şey var. Hatırla, ben şeye benzettim bu olayı. Sedat senin takipten çıkmıştı ya. Şu an aynısı gibi gözüktü bana. Ben de bunu böyle düşündüm. Yani sen bak bu tarafa da çekilebilir. Ne demiş ki Bilek? Sana ne demiş? Sana ne? Seni ne ilgilendirir tarzı dedi. Ben de çıktım. Bilmiyordum direkt mesela ben bunu. Ama şöyle bir şey de söyleyebilirim. Sonuçta yayında sen yoksun ve ayrı ayrı yayın yapılıyor. Tuğçe Bilek'in yayınına gidiyor ve hediye atıyor. Orada Bilek hediye attıktan sonra da değerini bilemedik demesi. Yani ay bak işte Tuğçe hediye atıyorsun. Ya aslında sana çekilecek bir durum da yok. Adam farklı anlamış. Sana ne, seni ne ilgilendiriyor? Ama baştan beri farklı anlamayı niyetliyim zaten, anladın mı? Dostum en dostum. Gelip bunu sorguluyorsa zaten bu şey yanlış anlamış. Başta alakalı hiçbir hatan yok. Ama işte o sana ne kısmını keşke biraz daha açıklayıp yazsaydın. Ama yayını izleyenler o kadar komik geliyor ki mesela bana. Çünkü ben biliyorum ya. Ozan'ın Burak böyle anlamasını şimdi Ozan'dan dinleyene kadar anlam veremedim. Ben yayında. Oğlum siz 7/24 yayın mı açıyorsunuz? Çünkü yayında izlerken ben bile gülüyordum, komikti. Yani şöyle yayın yaptık. Onun bunlar şakası açıyor. Olmaz. Karşılıklı işte. Yayın ha, yapalım dedik. Şeyde Burak da mı vardı? Bilek'te sadece ben vardım. Eski dostuyla. O daha da kötü. Açmış. Ya şöyle hala yayın yapabiliyor muyuz diye, yayının tadı var mı diye aslında şey baktık. Yani bir yayın yaptınız, neler oldu? Yani şuna bak, yani hiçbir şey yapamadık bile. Yayın yaptık, koştur, burnumuzdan koş geldi. Koş. Tuğçe benim yayınıma da geldi lan. Tuğçe su diyorum ben. Komik kız ya, ben seviyorum Tuğçe'yi. Tamam neyse, abi şu var. Bu konuda da bence daha fazla sündürülecek bir şey yok. Buse tabii ki erkek arkadaşını korumak zorunda tabii arkadaşlar. Tabii canım, en doğal hak. Çünkü niyetini bileğinde tabii ki bildiği için. Ben de niyetini bildiğim için buraya kadar arkasındayım. Kendi niyetini kendisinin açıklaması gerekiyor zaten. İşte. Ama sabah da açıklamış. Ya sadece gece o... Ya şimdi sen o sana ne kısmında onun senin yani gibi algılamasını bekliyorsun. Ben de her şeyi sakin karşılayamam şimdi, yani. Beni o niyetini sorgulayacak şey ama. Oğlum, saniye, beni sorgulayacak şekilde WhatsApp'tan o mesajı atıyorsun. Sorun senden çıkıyor ama. Şimdi bir şey görüyorsun, adam sana bunu soruyor. Yani. Sen sana ne diyorsun? Sen kendince altını doldurduğun bir şey var ona. O adamın da aynı şekilde doldurmasın. Şimdi diyor. Bunu söyleyince bunu Danya, o sana ne aslında farklı yönden de söylemiş olabilirsin diye evet, de düşünebilirim. Evet abi, sana ne ben istediğimi yaparım hani, da aldılar evet, bunu. Sana ne, ama sen bunun ilgilendirir altını doldursan, tamam mı, altını doldurup sana ne oğlum, hani zaten yeni bir ilişkin var, yeni tanıma yolundasın, bir şeydesin. Zaten hani açıklamışsın. Bu durumlardan artık sıyrıl desen, onun altını kendin doldursan sen onun doldurmasını bekliyorsun. Ama sinir halindeyken bunu yapmasını bekliyorsun. Bir şey görüyor sinirli ve o şekilde doldursun istiyorsun. Oğlum sinirli adam. Bir zahmet altını doldur. Burnun biraz sürtsün. Ben yani. O sana neyi Tuğçe için dediğimi hayatım, şöyle şimdi doğrulayacağım. Sana ne? Ayrıca sana ne yazdım. Sonrasında dedim ki bu muhabbeti de içeride açacağım görürsün dedim. Hani Azize'ye Azize'ye muhabbet olsun diye. Şakasına dedim. Açmayacaktım da. Hani onu yazınca anlayın ne niyetle ya olduğunu. Ya güzelim yani. Diyorum hakikaten ki sana. Tuğçe için kanka dedim. Senin yani niyetini biliyoruz zaten. Oğlum sen de art niyet demiyorsun. Hani Tuğçe'yi unut anlamında. Ya önüne bak anlamında. Orada işte, sinirli bir adamın onu o şekilde algılamasını orada bekliyorsun. Orada dediğin tek kelime yanlış. O da sana ne, seni ne ilgilendirir. Bu yani. Başka bir şey yok. Ya onu yine senin desin. Neyi desin? Ayrıca sana ne yazdın? Sadece açıklamasını yapsa bitti. Hayır, açıklamasını yapsa yine bitecek. Sana ne, seni ne ilgilendirir? Yeni bir tanıma yolculuğundasın. Geçmişten sıyrıl. Bitti. Artı iki cümleyle bütün durum değişiyor. O bu alt metni sinirli olan bir adamdan o şekilde anlamasını bekliyor. Çok zor, imkansız. Zor. Zor kirvem, zor. Sevip. Ayrı kalmak. Zor kirvem. Bir şey soracağım o zaman. Günaydın da içeri. Yani böyle bir arkadaşınızın, bir dostunuzun eski sevgilisiyle samimi olmaya devam eder misiniz? Ben, o kişiyle de arkadaşken. Ben devam ediyorum mesela. Tuğçe mesela. Ben etmem fazla. Yani şu var, Tuğçe benim ama şöyle ve bu düşün. Bu sizi, eğer size yapılsaydı yani rahatsızlık. Kanka sevgili olmuyoruz ki, dost olabilirsin, ne olacak ki? Bir şey söyleyeyim abi. Arkadaş ben olabilirsin. Ben burada Ozan'dan önce Tuğçe'yi tanıdım. Seni rahatsız eder mi? Niye rahatsız etsin ki? Seni yani eder, beni eder. Ben yani bilmiyorum, çok yakın bir dostumsa. Hani ben o kişiyi siliyorsam ve kötü bir şekilde bittiyse. Ama hani o kişi de... Bilmiyorum bak yani. Bak şöyle isterim bir olay. Şimdi biz Tuğçe'yi de burada tanıdık, Ozan'ı da burada tanıdık.
Tuğçe de bizim arkadaşımız. Ozan evet. da bizim arkadaşımız. İkisini ayrı anlatırdık. İkisi ayrıldı diye ben niye Tuğçe'yi sileyim ya da öyle Ozan'ı sileyim? Onu demek anladın mı? İşte, ama yok, öyle, öyle demek istiyor yani. Yani o bizim için değil ama ben de öyle burası düşündüm. Burası için değil yani. Ne için? Genel anlamda söylüyorum. Ben onun o niyetle söylemediğini zaten biliyorum. Ben ne tarafa çekileceğini bileye kızıyorum. Sen ne yapıyorsun oğlum diyorum. Bana diyor ki sana ne? Yani niye bizi bu duruma düşürüyorsun demek yani. Bir açıklama yapsaydı belki düzelseydi sana ne demek yerine bu kadar uzamazdı. Ben bunu demek istemedim deseydi. Enselerim deliniyor. Kulağıma bakacağım. Zor durumda bırakmışım. Onu ters sürmüşüm. Yani iki türlü de iki tarafa da çekilebilir. Ama sen yayında olmadığın için sana yorulması bilmiyorum o cümlenin. İnsanlar her şeyi yorumluyor. Yani işte yine mükemmel bir şekilde sosyal medyayı aldık, Ko evinin ortasına koyduk ve şu an konuşuyoruz. Yani çok zaten Ko evi sosyal medya zaten şey. Ama yani. Bizim gerçekten artık yönetmemiz lazım kendi dışarıya dışarı. Artık bir süredir böyle burayı. Değil mi? Cansel, Oğulcan ne zaman gidiyor? Erteletmiş. Nasıl yani? Herhalde. Erteletmek için gitmişti. Erteletemez onu. Erteletemez onu. Nasıl ertelet? Kanka askerlik nasıl ertelensin? Nasıl yani? Acaba tırnak randevusu okudu bir okul falan filan. Tırnak randevusu okudu bir okul var mı şu an güncel olarak? Açıktan belki okulu bahane edip belki de. Yo, burayı bahane edebilir. Kim takar? Kim takar? Saçmalama. Ama sözleşmesi var. Ama onu devlet ilgilenmiyor. Şey İnzibatlar gelir buraya öyle bir alır ki olacağını hiç haberin olmaz. Sen askerliğini yapar mısın? Buradan alamaz. Adam 30 yaşında. Çünkü burayı bulamazlar. Konu her şey güzel. İçin hazır. Azize. Oğulcan'ı burada bulamazlar. Her şey için hazır. Konum çok güzel. Askerliğini de yapmış. Yaptın mı? Burayı kurye bile bulamıyor. O da doğru. Yemeği evet. bile bulamıyorlar vermeye. Evet. Kız sen adama sormadın mı askerliğini yaptın mı diye? Evlenecek sormadım. Adama ilk sorulan sormadım. Şey askerliğini yaptın mıdır? Bak ben sormadım aynen. Eskiden, babalar kız vermeden önce askerliğini yapmadıysa istemeye bile almazmış. İstemeye çağırmazmış ben bile sormadım. Komşuları, misafirleri. Kızlar evine gidebilir miyiz? Beraber bir gidelim kızlar evine ya. Kaos yaratalım. Kaos yaratmayacağım benim ya. Benim de dahil edeyim. Olan kaosu açıklamaya gideceğim ben. Üç kişi. Sermayeyi burası. İki. Ama ben ilk defa. İki kişi olur mu? İki kişi olur mu? Yok. Olur. Şöyle kalk, mi? Kalk kardeş. Şu ikili. Görüşürüz. Ben çok normal çünkü bunu yaptığım bir hata soramazsın. Yüzünden gelip tamam. senden özür dilemeye tamam, çalışıyorum. Ne e'si? Niye soramayayım? Başka kime soracağım? Yani nasıl sormayayım? Sevdacığım bu sorulacak bir soru değilin neresini anlamıyorsun? Tamam. Kime soracağım? Böyle bir şey değil bu. Birine sorarak öğrenebileceğim bir hayatımın şey değil. Hayatımın anlamı. Başka bu, bir şey anlatıyorum ben sana. Bu senin zaten anlayabileceğin bir şey. Evet anlat. Ben sana başka bir şey anlatıyorum. Yani senin hakkında genel olarak bir şey bilmediğim için ve burada daha çok yeni tanıştığımız için. Yani nereden baksam 1-2 aydır birlikteyiz tamam. ya. Tamam. Yani evet. çevremiz aynı değil, arkadaşlarımız ortak hmm. değil. Seni tamam. tanımadığım bir adamın yanındayım benim ben 1-2 aydır. Benim sevgililerimde de... Ay, ama çevreler ortaktı mi? Yani. Nasıl evet. yiyor? Sen ortak bahsettin. Ortak olan da vardı, ortak olmayan da vardı. Senin anlattıkların üzerine konuşuyorum. Tamam, ortak olan da vardı, ortak olmayan da vardı. Ben bugüne kadar böyle bir soruyla karşılaşmadım. Hasan abiye mi soruyor? Bu konuşmayı da... ya şey daha gider misin lütfen ya? Rica ediyorum. Giderim. Gideyim onlarla takılayım biraz. Olur. Elif burada yok şimdi. Çok da konuşmak istemiyorum. O varken konuşmak istiyorum ama. Sen çok fazla korumacılıkla savunduğunu düşünüyorum. Kimin? Kimin? Elif'in Tansu'yu. Evet, o biraz arkadaş olduğu için. Ya çünkü tamam hani biz de seversek gideriz. Sıkıntı yok bunda yani ki. Bu kısmetse olur evinde zaten ilk adımı hep kızlar attı yani anladın mı? Hiç ben erkeğin bir adım attığını evet, görmedim. Ben bir de şöyle bir şeyin altını çizmek istiyorum. Orada ben Tansu'yu zor durumda bırakmak için yapmadım yani. Orada Sibel demedi mi? Ona bir dakika orada Sibel dedi ki zaten Buse izin aldı evet, sordu dedi sordu, söylemek için dedi. Arkasına sordu ben kendim gördüm. Sordum şey dedim çünkü burada şey oluyordu orada.
Hani Tansu kimseye karşı o zaman bir şey hissetmiyor. Elenmemek için miye gelecekti konu? Evet. Dönüp dedim ki bence Tansu dedim bak buraya gitmesinden iyidir. Bence söyle dedim hani. O da bana dedi ki ben bunu söylemek istemem ama sen söylersen olur dedi. Ben söyledim. Konuşabilecek miyim artık? Yani bence istemeyen bir erkeğin peşinden koşmak yanlış zaten. Evet. Ama benim peşimden birisinin koşmam için de onun tekrar bana ilk olarak gelmesi lazım. İlk gelecek bana. Bir karşılık kendini olması sevdirecek lazım. Ve ben onun sevgisini hissedeceğim. Sevdiğim için peşinden koşacağım. Kanka karşında yani lato varsa koşmazsın. Sevdiğim erkeğin peşinden var, koşarım mı? Diyorsun ya. İşte senin benim birini sevmem için onun evet. bana ilk gelmesi yoksa lazım. Yoksa benim karşımdan erkek koşacak. Derim ki git koş. Ben asla ilk olarak bir erkeğin peşinden koşan kadın olmak istemem. Bir şey söyleyeceğim. Hani ben ilk ondan adım bekliyorsun ya. Oğulcan ilk geldiğinde tüyü ilk sen vermedin mi? O ayrı bir şey, o peşinden koşmak mı yok, oluyor? Yok peşinden koşmuyorsun ama diyorsun ya ilk adımı yine ondan peşinden bekliyor. Peşinden koşmak apayrı bir şey. Elin balonları. Tamam aynen seni yani, anlıyorum ben zaten. Ama sen ilk adımı atman gerekiyor şey ya. Duygular olduğu için farklı. Bilmiyorum ya. Sonuçta burada belli etmemiz gerekiyordu ya kendimize. Yalan da söyleyebilirim. Ama yapma. Ne yaparsın? Aşkım. Kaçmamıyorsun, dalga geçme. O tüy olayı mesela kendini belli etmek için hoşlandığını. Beni ne zaman sevdin de taşıyacaksın? Nasıl yani? Benle giriş yapmayacak mısın böyle sırtını atıp? En komik olur bence. Tabii ki en komik olur yani. Evi sırtladım arkadaşlar derim gerçekten. Beni sırtlasan yeter. Ev olarak seni gördüm ya ben de. Tuğçe beni ilgilendirmiyor. Beni seni ilgilendiriyorsun anladın mı? Sen beni zora sokuyorsun. Tuğçe beni zora soksa benim ama hiç umurumda değil. Aynen benim dediğimin aynı çıktı bak. Benim sen beni zora soksan. Sen de ama işte hani WhatsApp'tan onu yazıp bu ne şeklinde hani yazmışsın oğlum, ya. Gece yazmışım. Ama sabah yayında Ozan da yok. Geçer gibi nasıl cevap veriyorsun. Görelim? Hayır ben hayır sana direkt sana ne demiyorum ama sana olayı açıklıyorum. Çağrı ile PK atıyordum böyle bir şey oldu. Chat'ten böyle bir şey yazdı ben de ona karşılık böyle dedim. Ayrıca sana ne? Bak ben bu konuyu da içeride açacağım deyip makara yapıyorum. Ama ki içeride açmayacaktım. Sana ne neden de... içeride açacağım diyorum? Hani bak Azize'ye söyleyeceğim gibisinden. Sanki sen Tuğçe'yi düşünüyormuşsun gibi hissettim. Hayır, hayır işte. Hayır, işte. Hayır, bak işte bak ben de öyle baktım anladın mı? Onu diyorum işte. Olayın çünkü yayını izleseniz anladım. Gülerdiniz yani. Diyorum ya bir saattir. Burada bilek konusunda bence sıkıntı yoktu. Yok. Sıkıntı olan tek konu WhatsApp'tan yazdığında sana ne seni ilgilendirir var ya. O durum yani. O bir yoksa... de bence cümleyi tam kurmamış. Hani PK için olduğunu söyleseydi yayında buralara gelmezdi. Yazdım yazdım. Yayında İlk onu yaz. Yayında söylememişsin ya. Gerekiyordu. Ben bile yazdım. Bilek söylemiş. Tamam yazdım diyorum. Bilek yayında bir dakika. Yani. Gerçekten art niyetli değil. Onu o şekilde Ozan da biliyor. Ozan da biliyor. Art niyetli olmadığımı biliyor. Diyor ki konu nerelere çekilir diyor. Evet iki tarafa da çekilebilir. Birincisi çekileceği taraf Tuğçe olayı. Ama ne alaka? Ya şimdi sonuçta şöyle. Ozan yayında yok. Üçlü yayın açmamışlar. Tek başına açmış ve Tuğçe orada hediye atmış. İnsanlar diyebilir ki işte sen... Tarihiyle PK atıyordun. Aynen. İşte değerini bilemedik falan dediğinde işte hediye attı. Biz i̇şte hediyenin üzerine dedim zaten bilemedik. Ama sadece Ozan'a giden kısım... Ozan'a giden bir kısım yok aslında. İşte chatte sohbet yokken ben durduk yere sanki değerini bilemedim demişim de ona sinirlenmiş gibi bir tavır gösterdiği için ben bunu hediyenin yazıyorum. Üzerine demedim mi bunu? Ozan şu an bir diyor ki... Ozan diyor ki bak dediğin şeyler yanlış yerlere çekilebilir. Sen bunu düşün muhabbetinde ama ben de diyorum ki... Ben de diyorum ki Ozan aksine böyle bir şey... Hissedip de böyle bir şey yazmış gibi düşünüp ben de sinirlendim. O yüzden ters cevap verdim anladın mı? Kanka on insanın sen nasıl benden böyle bir şey bekliyorsun gibisinden oldu yani. Beni kızlar evine yollar mısın ya? Olur mu? Ha? Yollar mısın kızlar evine? Az sohbet edeyim kafam dağılsın ya. Ha? Gideyim mi? Gideyim. Cansın. Bir tek şu sinirlenmelerimize kalkıp gitmemizi ikimiz de halledersek... Bütün sorunlar çözülecek. Bu sorun burada herkeste var galiba. Evet. Kalkıp. Evet. O şey çirkin surat galiba. Kameraya görünmesin diye. Film şey. Yapıyorlar. Ben de mi film yaptım? Yok abi sen değil mi? Evet. Yeni geldin ben de mi kaçırdın? Ben de arkadaşlar ben de törpüledim onu. Yani herkes burada... Yok abi oluyor biliyorum. Şaka yapıyorum. Ya bazen kırmamak için de kaçısın geliyor mesela. Tabii canım benim amacım bazen tam ağlayacaksın dur tutuyorsun kaçısın gelir. Kafanı dağıtmak İlla ki vardır onun altında gerekiyor. Tam bir şey. Düşünmek gerekiyor tek başına. Çözülür ya her şey. Çözülür. Burak sen ne yapacaksın ya? Geldik mi? Gayet. Gayet.
Abi ben ne yapayım, Allah kerim bakalım. Bu senin dediğin şey linç olayı da bence çok yanlış. Sonuçta ama böyle düşünülebilir. Bu da böyle düşünülebilir. Ama sen öyle düşünmüşsün. Ya Bilek ya da Ozan bunu düşünmemiştir İşte bence. İşte ben detayları bilmediğim için sen ve sadece sosyal medyadan bilinen kadarıyla bu olduğu için böyle düşündüm. Şu an konuşunca, Ozan söyleyince Ozan'a da haklısın sen bunu düşünmekte dedim. Senle yazıştıktan sonra mı sen takipten falan çıktın? Evet. WhatsApp ben ona da bakmadım. Geldiğimde baktım takipten çıkmış iyice deli. WhatsApp konuşmasından dolayı. Bir baktım sabah, dün gördüm ben gece takipten çıktıklarını. Ondan sonra baktım sabah kahvaltı yapıyorlar. Dün beraber. Gece mi? Takipten çıktı. Yani demek gördüm konuşulunca bazı şeyler gelebiliyor. Yanlış hatırlamıyorsam. WhatsApp konuşmasından dolayı. WhatsApp sabah ya. Oğlum gecesi de var ya. Ha, sen gece yazdın çıktın takip. Hayır gece hemen çıkmadım. Sen İlerleyen sana ne deyince? Benim yok yaptılar. Ben sana neyi sabah söyledim de o yüzden. Hayır saatini bilmiyorum şu an kafamda. Yanlış hatırlıyor da olabilirim kanka. İlerleyen siz konuşmadığınız saat. Konuşmadığınız için bu olay neyse, böyle büyümüş. Şu an sen, konuşunca her şey çözülüyor. Bana karşı. İşim rahat. Geri takip geri yapacak takip mısın? Geri takip et. O zaman GT yap. Hayranın değil, geri takip yap. Geri takip yap. Geri takip yap. Git çocuğu direkt takiple. Daha bir sürü PK atacaksınız. Sen de durup biz dururken... Biz kardeşim. Durup dururken takipten çıkartıyor. Takip. Gecenin bir vakti. Sinirlenmiş, tepki göstermiş. Twitter, ama işte önce konuşsaydınız keşke. Selamun aleyküm. Konuşmaya sana çalışmış adam zaten. Tamam, tepki sen niye geldin? Sen niye geldin gerçekten? Ne işin var burada? Niye? Çok şey daha karşısınız mı? Ne oldu? Ha? Yani. Yok. Bunların o gelişim, arası... O gelişim bir geliş değildi yani. Çok sert bir verdi benden. Limoni. Sizin olaylar hep dışarıda oluyor, anlatamıyorsunuz ya burada. O çok kötü ya. Yemin ediyorum çıldıracağım var ya öyle bir çekim. O çok kötü bir durum. Bunlar kavga ediyor. Olayı hiç kimse bilmiyor kanka. Çok merak ediyorum. Burada da kavga edemiyorlar. Sözlü de edemiyorlar çünkü konunun geçmesi gerekiyor. Allah'ım yarabbim dertlere geldi ya. Siz ne? Ne yaptınız? Halledebildiniz mi Ozan Kuşu? İtici çiftin itici kavgası. Hallettim. Sevimsiz. Sağ ol. Burak Azize'nin bakışını değildi yakalayamadın. Bu. Niye? Ozan Kuşu deyince. Ha, tek Çalı olacağına sevindim. Çınar, Çınar. Ozan Çınar. Bebeğim benim. Oldu mu Azize? Beğendirebildin mi? Yaptıklarına hoşuma gitmedi bugün. Kanka bu sana şey demişler. Okumuş, yorumlar okudun mu hiç? Yok. Yemin ederim. Yok ama kötü şeyler dediklerini biliyorum. Arkadaşlar hiç Twitter'a falan girme diyor şu ben an. Ben söylemeyeyim. Yani. Cansel niye ekşitiyorsun yüzünü? Söylemek ister misin canım? Yani kardeşim? Allah göstermesin dediğim her şey Full HD izliyorum ya Ozi'yi. Cansel şeyden haberin var mı? Oğulcan ben, Luka falan bir aylığını Alaçatı'ya ev kiralayıp Alaçatı'da tatil yapacağız. Sen haberin var mı? Olmaz. Haberin var mı? Aziz haberin var mı? Geleceğim kanka haberin olsun dedi. Sen varsan olmaz. Geleceğim dedi ama. Evet öyle bir şey dedim Ozan'ı de. Ek gidebilirsin. Ozan varsa gitmeyeyim mi? Ozan'ı ekersen gidersin. İyi Oğulcan seni o zaman şey yapıyoruz. Ozan tarzı. Varsa yoksun. Ama Ozan'ın bana bir zararı olmaz ki. Ozan biz mı ben mi? Sıkıntı yok. Ozan mı ben mi? Nereye bak? Bizi alaşıyorsun. Şimdi özür dile ben. Özür dilerim. Şey dağlarla. Özür dilerim. Şey dağlarla. Haberin yok mu? Yok mesela haberim bile yok. Haberin tamam, şimdi oldu. Haberin şu an haberim. Öyle bir düşündük sadece net bir olur şey yok. Ozan eskiden de o. Gidersiniz. Anladın mı? Anladın mı? Arkadaş arkadaşa tatiller. Eskiden de güzeldi. Ama arkadaştan bol ne var canım? Nasıl yani? Artık arkadaşlarınla tatile çıkamayacak mı? Niye Oğulcan'a güvenmiyor musun? Yok sana güvenmiyorum. Tamam Oğulcan'a güven. Oğulcan bir şey yapmaz. Bana güvenmeyebilirsin. Yok. Sen kafasını Oğulcan... karıştırırsın bir şekilde adamı. İnsanın içinde olmayacak oğlum. Aynen. Kafası karışması için. Ya bu çocuğun ki, içinde yok ki. Kimse kimseye zorla bir şey yaptıramaz. Uğraşsın. Bu çocuğun içinde yok. Şeytanın hiçbir suçu yok. İnsan yaptı, bu çocuğun insanın içinde öyle var. Öyle yerlere çekmiş. Ya oğlum sen de pas atıyorsun. Öyle yerlere sen çekmiş. Sen de pas atıyorsun. Ben evet. Öyle bir şey yapsam bile insanın içinde olması gizlerim, lazım. Gizlerim diyorsun diyor. Yani. Yapsam ne? Gizlerim. Gizlemem. Söyler misin? Yapmam ki söyleyeyim. Bekarım ki. Bekarım diyor, yaparım diyor. Sen yapar mısın tatillere? Ay ben gerçekten bu çocuğa... Ne derse, beyim ne derse olmadı. Yo giderim zaten demiştim ben ona. Kanka şu acil konusunu ben açtım. Öyle diyor, üç ay önce falan açtım. Üç aydır bu konuşuluyor, yeter artık. Söyledim ben ona, biz dedim eğer olursak ben kız kıza giderim tatile dedim. O da giderse... Niye burada sorduğumuzda tamamen beyim ne derse o modundaydın sen? Şaka modundaydık ama onunla biz orada otururken söylüyordum ben. Onunla izin almıyordum ki bu tarz şeylerden. Birbirinizle şakalaşarak ayrıldınız. Harbiden. Senin moralin bozuldu. Makara çift. Niye? Azize'nin morali bozuldu.
Azize sen bu kadar güçlü duruyorsun ya. Ya daha doğrusu Azize, ben artık durmaya çalışıyorsun gibi hissetmeye başlıyorum. Ne kadar normal bu? Özellikle yaptığım zaten bir şey yok. Mi? Olduğu gibi davranıyorum. Özellikle yapıyormuşsun gibi geliyor bana. Olduğu gibi davranıyorum dedim. Bir erkeğin gönlü nasıl alınır? Erkeğin gönlü nasıl mı alınır? Evet. Konuya bağlı Şeyda. Konuya ne yani? Kırmızısın sonuçta. Aa tamam. Ya bu şimdi ensendeki bir erkeğin gönlü nasıl alınır? Çok haklı bu arada. Çok ne haklı. Ne alakası var dayı ya? Mükemmel haklı. Kanka ayıcıkla çiçek al. Sana bir şey diyeyim mi? Sen çok salmış gibiydin. Yani komple burası salmış. İşte bir durum yaşanıyor. Okey. Bir şey daha yaşanıyor. Okey. Ya bu durumların hepsi bak tepkisizlik. Karşı tarafta bir süre sonra bırakıyor. Rahatlık da oluşturur. Evet. Ya, düşünsene çok rahatsın. Ne için endişelenirsin ki yani? Yanlış hareket yapmak için ne kadar endişelenirsin? Ama o da bana hak vermeliydi. Şimdi ben bu eve geldiğimde kendimi bir ilişkinin içinde buldum. Eve adapte bile olamadım. Ben ama şu an yeni yeni bak, açılıyorum Burak mesela. Bu kadar komplike düşünebilecek bir karakter değil. Tamam mı? O bir tık böyle düz düşünen, gerçekten içinden ne geliyorsa onu yapmayı isteyen, çok böyle rol yapayım, şu yapayım, bu yapayım değil de duygularıyla bir tık daha hareket eden bir model ya. Yani o... O kadar ince düşünemiyor. Aynen. Anladın mı? O günde yani bildiğin sorulara, baskıya dayanamayıp artık ağzından onu kaçırdı. Bu çocuğun öyle bir durumu da var. Ya çünkü bir an duygusu tık beynini ekarte ediyor. Söyleyeceğini söylüyor. İzin verseydi ben bu arada düzeltebileceğime inanıyordum. O yüzden bu kadar çabaladım. Ben çok şeyim. Karşımdaki insanı düşündüğüm için bu durumdayım ben. Bak, çok düşünüyorum ama ben. Bu da ben. Güzel bir şey ama. Ama çok düşünüyorum. Önce kendini düşüneceksin. Bir problem yaşadığın zaman gerçekten bu bana ne kadar hasar verir? Tamam bana bu kadar hasar veriyor. Karşımdakine ne kadar hasar verecek? Bunun bir ortasını bulacaksın yani. Evet. O yüzden diyorum ya. Düzeltmeye çalışıyorum. Aynen ben de tam orta yol partisi olduğum için yani. Sen biraz daha konuları halleden, hani problemleri hemen çözüp bitirelim kafanızın. Şeyda öyle değil. Şeyda en ince ayrıntısına kadar düşünüyor. Hani büyütüyor böyle bir şeyleri. Sen daha problemleri çözmeye dayanıklısın. Neyi büyütüyor? Yani mesela bir olayda sen şey diyorsun ya, Şeyda konuşalım yapalım. Şeyda direkt kalkıp gidiyor ya mesela. İşte bak bu onun aşırı bence olmasından kaynaklı bir tavırdı. Aslında çok iyi bir şey biliyor musun? Seni de belki bağlayan şey budur ona. Yo. Yani adım adım beni geriye iten şey o. Yani o şekilde devam ederse zaten ben o şekilde gidici bir tarafta olamayacağım. Şu an ne düşünüyorsun peki? Yani ne düşünemiyorum ya. Ya çünkü yaptığı şey tatsız bir şeydi. Sorduğu şey tatsız bir soru. Ama şeyle alakalı olduğunu biliyorum. Yani tatsız bir soru. Yani erkek arkadaşına öyle bir soru sormazsın. Ya burada herkes sorabilir. Bunda hiçbir problem yok. Ama onun sormaması gerekiyordu. Açıkladı mı peki kendini böyle? Hala normalleştirmeye çalışıyor. Ya bunu sana sormayacağım da, bana sormayacağım da, yani sana sormayacağım da kime soracağım? Hala normalleştirmeye çalışıyor. Sorulmayacak bir şey olduğunu söylüyorsan sorulmaması gerekiyordur. Bitti. Yani rahatsız ediyorsa. Bitti. Tamam öyleyse öyle deyip şey yapabilirdi. İşte o hala bu durumu normalleştirmeye çalışan bir tarafta. Cevabı merak ediyorum. Çünkü o, ya tamam bak şu güzel bir strateji. Problem buradayken çözemezsin. Problemi normalleştirip buraya indireceksin ki çözebilesin. Ama bu öyle bir şey değil. Yani tamam bunu normalde yapalım. Birbirimizi anlamakta zorluk çektiğimiz yerde problem buradaysa gerçekten normalleştirip buraya getirelim. Hı hı. Konuşup çözelim. Ama bu soruyu sen biliyor musun durumu? Biliyor musun sorduğu soruyu? Bilmiyorsun. Neyi sordu soruyu? Ben de merak ediyorum. Şeyda Hanım. Biliyorum. Ha, mesela sorulur mu böyle bir soru? Yani bence de sorulmamalıydı. Tamam bunu normalleştirmeye ne gerek var hala? Yani normal ama nasıl yani sormam gerekiyordu. Nasıl yani sormayacak mıydım falan. Ne alaka yani. Hala bu hala geldiği tavır bu biliyor musun? İkinci galan heyecanı mı? İlk galada çok vardı yürüyemiyordum falan böyle. Elbisem çok dardı elbisemi tutmaya çalışıyordum şu an. Çok iyi. Çok rahatsın. Sen? Ne yapıyorsun? Ben gitsem üzülür müsün? Üzülürüm. Gerçekten üzülürüm ve gitmezsin ya inşallah. Değil mi? Gitmezsin. Bilmiyorum. Problem yok. Ben gitsem sen üzülür müsün? Herhalde. İyi geliyorum bana. Gitmeni istemem. Ama sonuçta bir bağ yok. Bağ olsun olmasın iyi geliyorsun. Niye gitmeni isteyeyim ki yani? Ya istemezsin zaten ama benim ki gittim. Üzülürüm. Aşk acısı tarzında tabii ki acı tabii çekmem ki. Ya. Nasıl olur falan bilmiyorum. Kendi düşünüyorsun. Hayır. Evet. Öyle olmaz. Ama üzülürüm yani. Ben de öyle aşk acısı tarzında değil
Hani gitmeseydi iyi olurdu falan olurum yani. Dedi be. Mor yakışmış mı? Yakışmış. Beğendin mi? Beğendim. O havada duruyor. Güzelim benim ya. Dünkü olaylar hakkında ne düşünüyorsun? Artık bir iş kadınıyım aşkı. Ben de işim yaptık mı? Ben de işim yaptım mı? Evlenmemiz için bir sorun kalmayacak. Buradan sonrası evlilik. Ama senden önce ben iş buldum. Normalde senin iş bulman lazımdı. Aşkım senin yani... Ben senden önce iş buldum. Demek ki bir şeylerde şeysin yani. Yapacağız. Ya sabahki mesela bir günaydın mesajında biraz takılı kaldım bir de. Ben bekledim bana yazmayı. Anlıyorum ama bir şey sormak istiyorum. Sen şimdi, de benden mi bekledin? Tamam ya, yazarım. Yok hayır şöyle söyleyeceğim. Şimdi atıyorum günaydın ve iyi geceler. Bunlar... Çok sıktığımı düşünüyorsun ya. Minimumda tutmaya çalışıyorum sohbeti çağrı. Teşekkür ederim onun için. Ama... Şöyle düşün. Bir türlü yarandıramadım kendimi. Bak, çok şey arıyorum ben. Sıkıntı, az arıyorum. Ne istiyorsun öyle benden şey ya? Öyle şey söylemiyorum. Bak çok basit bir şey de. Şimdi sabah iki taraflı günaydın ve iyi geceler dememiz lazım. Hı-hı. Şimdi yaparken sabah dedim. Önce kim uyanıyorsa sen. O günaydın der. Sen ben daha erken uyanıyorum ve benim şey günaydın yazmam lazım o zaman. Hı-hı. Ya bu benim kendi... Evet, normalde böyle olmalı. Kendimce, aynen. Fikrimce planım bu yani. Şimdi atıyorum sen uykun yokken de iyi geceler yazıyorsun ya. Uydum. Sırf beni çekmek için ağına. Hayır falan değil. Şimdi biraz da gerçekleri konuşalım mı? Sen bir şey diyeceğim. Gece hayır. Uyuduğumu düşün, inanmadın mı uyuduğuma? Yemin ediyorum ya bugün uyudum. Uyumuşsundur, tamam. Uyudum, dün uyumuşsundur. Nasucu. Bundan sonrası komple senin... Buraya üç kişi girer böyle. Yalandan kayar mısın ya? Ha. Aydınlatıyorlardı beni. Güzel de sarılalım da bir şey olmaz. Ha? Nasılsın? İyi, senden ne olur? Ben de iyiyim. Nasıl gidiyor? Güzel. Ne ya? Yapma. Ne yapma? Ya Şeyda'cığım sen hala her şeyi normalleştirerek gelmeye çalışıyorsun da senin dışında geri kalan bütün insanların fikri aynı. Ve sana diyorlar bana ki... Bana ne evet, benim değilsin aşkım. Bana çok garipsin. Benim fikrim önemli. Hayır ama yanlış. Lan nasıl duruyorsun? Ben senin güzelin. Evet. Asla seni küçük düşecek, düşürecek bir şey yapmam. Hep çünkü yaparsan öreceğim. Sen olmazsın. Evet, yanında aşko. Olmazsın aşko. Öyle bir şey yok. Olur aşko. Hayır, normal içimden geldiği için yapıyorum ben zaten bu. Yoksa gözüne de laf etmiştim var yani hani de, diyordum yani. Tamam, böyle hafif gıcık etmelerin tabii ki de olabilir. Hoşuma da gidiyor yani. Öyle mi? Evet. Kaşını kaldıramam falan. Tamam böyle ufak tefek şeyler hoşuma gidiyor ama abartmayacaksın. Peki kaşını kaldıramam dedikten sonra gidip görüntülü araman. Sen bu kadar takıntılı mısın gerçekten? Estetiklerim mi? Hı-hı. Estetiklerim konusunda takıntılıyım. Mesela biri sana yolda gidiyorsun ya da bir mağazadasın. Benim için ama dış görüş de önemli yani. Bir mağazadasın. Senin tamam bak gördüm. Bir mağazadasın. Yeni biriyle tanıştın tamam mı? Ünlü değilsin. Tamam mı? Bak soru cevap oynuyoruz. Ünlü değilsin. Ne zamandır oynamıyoruz. Ünlü değilsin. Tamam mı? Hiç tamam. Tanımamışsın. Kısmetse olur diye bir program yok. bir mağazadasın. Yeni biriyle tanışmışsın. Evet. Ya da mağazada çalışan. Burnun estetik mi diyor? Hoşuna gider mi gitmez mi? Gider. Gider mi? Evet, sonrasında doktorumu soruyorsa daha da çok hoşuma gider. Demek ki başarılı derim yani burnum. Doktorum istediğine göre operasyonum güzel. Peki çok kötü güzel. Olmuş de derse takar ben de kendi kafayı. Burnuna bak derim. Burak, şu dünkü borcunu ne zaman vereceksin? Ne borcu abi? Yok kardeşim. Ne borcu? Dün Burakları... Ben öderim. Çok ağır söyle. Bir... Biz var ya resmen biz fotoğrafı... Ben Burak'ın borcunu ödüyorum. Yok, çok ağır bir yenilgi yaşadı ya, onlar. 25 bin lira. Mahirden gel biz öderim de oturuz. Öderim lan. Çok rahat. Dün... Evlenebiliriz. Ozan'la ikisi... Yazıklar. Evlenebilirsin. Allah belanı versin. 25 lira için evet, evlenir misin? Ozan'la ikisi bakar çok ağır bir... Benim sana borcum mu var abi abi? Yok mu kardeşim? Serhat'a sor bakalım var mı yok. Sen bunu ciddi mi söylüyorsun? Şaka yok şaka söylüyorum. Kanka şey kızı kapatmam lazım. Bu ne?
Tamam da ben sana vereyim dedim, sen istemedin. Yeter o, yeter, yeter, getir. Dolaştır direkt şöyle buradan buraya. Burak! Biz şimdi oyun oynuyorduk, tamam mı? Yendiler, hesabı ödedik. Sonra dışarıda mı farklı bir ya? İddiaya girdik, kazandı ya. Abim. Ben dedim vereyim, yok dedi, verme oğlum senden mi alacağım dedi. Ben de tamam dedim. Burak, nasıl bir iddiaydı? Bir kere para... vereyim dedikten sonra ikinci vereyim ısrar etmedin mi? Abin oğlu falan. Kapatmak İstemiyorsun, niye? İstemiyorsun niye vereyim yani? Yani bir kere sorundur o. Aynen öyle abi. Rajon mudur yani? Çok ilginç ya. Başka olmuyor. Ama keyif biraz aldık ya. Biraz sınıfından yaren. İddiayı da anlatın madem Suluk. Konuya girdik. Daha... Evet. Sana güzel. Şey bir oyun oynadık hep beraber. Dört kişi. Güzel. Öyle yani. Anlatılmayacak şeyler. Demek ki eğlenmişsiniz. Güzeldi ya. Yarı yani benim için çok güzel değildi ama. Benim öyle dışarı kültürüm bitti artık yani. Neden? Ya böyle çıkmayı hep aynı şeyler, hep aynı kişiler böyle bilmiyorum. Ruh ikizim. Mekanlardan mı bahsediyorsun kanka? Cidden ruh ikizim. Mekanlar mı? Evet yani birçok şey. Yok abi ben o konuda ben de fikrim. Az çok görüyoruz, amaçlar aynı. Ne oldu yoksa evet. Senin mi gözün Tuğba'da? Çünkü eğlenmek için gelmiyor. Gelmiş burada sessiz sessiz diyor ki olmayacaksınız yani. Tuğba. Aynen öyle. Çünkü ben isterim ama hissettiklerimi söylüyorum. Tabii ki Allah büyük. Niye? Esniyorsun o diye bağırarak. Nasıl bağırma ya? Öbüsün. Ah diye esniyorsun. Ağzımı kapatmıyor muyum? Kapatmıyorsun da, umurunda değil. Sen biliyor musun ben Nilay'la o yüzden kavga ettim. Doğru. İtici mi yani bunlar? İtici değil yani. Ben işte şimdi sana itici gözüyle hiç bakmadığım için itici gelmiyor bana. Ama dışarıdan biri bilmiyorum itici mi görür. Ben mesela sen onu yapınca bile gülüyorum. Yaren diyor, niye kıyamet kapatmıyorsun falan diyor. Niye her şeyi mi tolere ediyorsun peki? Bana o kadar mı aşıksınız? Yok, aşık değilim. Aşık değilsin. Korkma yani, aşık değilim. Vazgeçilmez de değilim. Yani, İlla ki. Değilsin aşkım. Yani. Olsun, dürüstüz. Emin misin? Dürüstüz. Sen zaten dürüst değilsen oha yani, Allah beni kahretsin. Dürüstlüğüm zaten. Beni perişan ediyorsun sürekli. Yazıklar olsun. Benim dürüstlüğüm bambaşka bir seviyede zaten. Olma bana dürüst ne olur. Böyle. Harbi mi? Olma. Hiç çekemem yani. Bir dakika ben bir şey anlatayım bir dakika. Senin bir acelen ya da bir şeyin var mı? Yani bir insanı tanımak istemez misin tamamıyla böyle bir şeye başlamadan önce? İsterim ama bizim burada öyle bir vaktimiz yok. Yani şöyle demek istiyor Tuğba, dışarının bir günü buranın bir saati anladın kanka bir bak yani misin Tuğba? Yani dışarıda ben seni 3 ay aldım. Aleykümselam. Hayır dışarıda ben mesela vallahi benim flörüm süren para genelde 3 kanka. Burak da uzun yaşattınız. Biz geldik. Biz zahmet. Dost, ne yapıyorsun? Peki sana bir şey soracağım. Şimdi bu Tansu olayı var ya. Dün biraz sert çıkıştın da. Yani kendince haklısın bu arada. Sert çıkışmanda bir problem görmüyorum ama hani bu Tansu'ya mı daha yoğundun? O yüzden mi oldu? Yoksa sana yok. Yapılan bir haksızlık olduğunu onunla düşündüğün için mi? Hiçbir şekilde bir alakası yok. Yani sadece ben hani böyle farklı algılar içerisine alınıp böyle hani beni çocukmuşum gibi hani o anlık böyle bazı şeyleri söyleyip hani kandırabilecekmiş gibi düşünmesinden dolayı. Sen zaten farkındaydın. Evet bence. Ben farkındaydım ama işte bunun hani yani bana yapılmaması gerekiyor. Ben onu kendime yediremiyordum. Yani bir tek o. Yani Tansu'ya karşı içimde sıfır bir his vardı ve ben bunu açık ve net bir şekilde de bu olaylar olmadan önce söylemiştim. Ben hiçbir şekilde Tansu'ya karşı hiçbir şey hissetmediğimi söylemiştim. Ve sonrasında yani bu Instagram'a girişi yani bazı şeylerden hani beni takip etmesi sadece bunların hani güzel bir şey olduğunu söylemiştim. Sonuçta hani bana ilgi gösterdiğini yani anlatıyor bu bunu yapması. Hani bu, bir tek buydu. Hani bu sırf hani ben ondan bir şey, ona bir şey hissediyorum gibi. Hani o yüzden bu çok alındım değil. Yani bunun da farkındasındır tamam. Diye düşünüyorum hani. Farkındayım ama bazen işte böyle o konu üzerine çok düşünce sen. Ben kendime acaba yediremedim birazcık. Hatta erkeklere de sordum buraya geldiğimde dün. Acaba hani
ne sizce dedim. Onlar da hatta şey dediler, Tansu'ya karşı bir şeyler hissettiği için bence. Yok yok, imkanı yok. Yani kendime yediremediğim için ve bu olayın tekrardan hiçbir şekilde başka kişi tarafından da bana karşı yapılmamasını istemediğim için yani. O yüzden böyle bir tepki vermek istedim. Hani anlaşılsın. Evet. Hani ben böyle bir şeyi tekrar yaşamak istemiyorum. Çünkü her zaman söylediğim şey şu. Ben karşımdaki kişiyi, yani ben olduğum için gelsin bana. Başka bir sebepten dolayı, başka bir çıkardan dolayı gelmişsin. Ben de kimseye o sebepten dolayı yaklaşmam zaten. Evet. Ben de öyleyim. Sen benim ruh ikizimsin. Gerçekten mi? Evet. Çok benziyoruz bence. Lastiğin de patlar. Arabanı da sağa sola çarpa çarpa gidersin. Sonra elindeki araba da pert olur. O zaman hiçbir anlamı çok kalmaz. Ben elimden geldiğince sonra, keşke metafor yapsaydık da ya, en azından durumları çözerek ilerleseydik dersin. Ya evet, da şey yapalım böyle... mı? Sen konuş biraz da ben seni dinleyeyim, olur mu? Ne dersin? Vallahi benim şu an gayet genel iyi olarak geldiğimde genel olarak bir problem yok ama bazen bu metafor gibi bakışlarını da anlayamadığım yerler oluyor. Bu da iki aylık olmamızdan kaynaklı. Ben sana sabahtan beri yapıcı geliyorum ayrıca. Sen de bir anlamadım, gene cımbızlayıp böyle ters anlıyorsun. Derdin ne anlamadım. Bana göre bir derdimiz yoktu. Olursa da birlikte göğüs geriyoruz zaten. Evet. Sen beni savunuyorsun, ben seni savunuyorum. Evet. Birbirimize güvendiğimiz evet nokta çok. Güveniyorum da sana artık. %100 değil ama. Sen kıskançsın da, onu da fark ettim. Kıskanç, tabii kıskancım. Bir yere kadar. Hani... ya kıskançlık öyle üst düzeylerde olmadığı sürece. Bence her şeyde de öyle. Yani evet, cıvkını çıkartmadığın sürece bazı şeyler tadında iyi. Aynen. Güzel yani. Bir kadın olarak kıskanılmayı seversin yani. Ben seviyorum. Hoşuna gider. Aynen. Hoşuma gidiyor ama tabii abartılmadığı sürece. Tabii abartmadığın sürece her şey tadında olması lazım dediğim gibi. Başka? Mahir neler yapar? Mahir bu ara hiçbir şey yapamıyor. Açıkçası hiçbir şey yapamıyorum. En sevdiği renk. Ne spora gidebiliyorum ne. Yani ben renk fazla giymiyorum, farkındasındır belki. Hani öyle arada bir değişen hani siyah. Öyle fazla renk şeyim yok. Beyaz, siyah. Ne içmeyi sever, ne yemeyi sever? Ben sağlıklı beslenmeye çalışıyorum. Evet, onu fark yani ettim. Bu birazcık şey, yani kola falan o tarz böyle içecekler, gazlı içecekler sevmiyorum. Hiç şekerli mi? Hiçbir şekilde içmem. Kısmet olur da eleme heyecanı başlıyor. Yine yani sorumsuzluk ve şey gamsızlık yine şey devam etti Öykü Hanım. Sabah adam yine alarmsız bir şekilde yine benim kapıyı çalmamı bekli. Gelmesin, bir gün aklı başına gelsin. Taksiyle gelirse bir daha uyanır. Öf. Tamam. Yani şu an burada en sevmediğim kişi, çok da sevmediğim kimse yok ama mesela atıyorum Çağrı da olsa belki onun için de aynı şey. Dostum. Beni bırakma dostum. Gruplaşmadan hani bahsediyor ya, çok rahatsızmış kendisi. Orada diyor ki siz kim takılıyorsunuz? Biz burada hep birlikte takılıyoruz Sedat. Sana göre öyle olabilir. Ne söyleyeyim mi? Tansu'nun da akıl hocaları belli burada. Ya benim kimseden akıl almama gerek yok Tuğba. Benim kendi aklım var. Geri gelince kullanabiliyorum. Ben dedim ki bak, geçmişimden vurma. Kaç gündür buradasın? 10 gündür buradasın. Ne geçmişinden bahsediyorsun? Siz beraber yakın olduğunuz zaman öyle bir kendinizi korumaya çalışıyorsunuz ki topluluk yapıyorsunuz. Bir tarafları ezmeye çalışıyorsunuz. Bunu başında da yaptınız. Şu anda da yapıyorsunuz. Tuğçe, elendikten sonra bu mesele kapandı. Kendini buraya aklamaya geldin. Yazık. Öyle bir derdim yok. Tuğçe beni bitirmeye oynuyor. Sen de arkasından gazı veriyorsun. Tekrar söylüyorum, Tuğçe umurumda değil. Ben bir sürpriz kutu olarak açılıyorum ve diyorum ki... kızlar kızları, erkekler erkekleri oynayacak arkadaşlar.
gitmesi olur da büyük finale doğru giderken, umudunu diri tut, enerjini yüksek derken işte geldi yeni bir elime daha. Sevgili izleyiciler, kısmetse olur da haftanın finaline hoş geldiniz. Yorgun ama kararlı mücadeleye devam. Haftanın birincisi 15 bin liralık ödülün sahibi kim olacak, kimler koruma altına alınacak ve eve kim veda edecek? Her şey aynı anda olacak ve kararı onlar verecek. Hazırsanız eğer, kısmetse olur da eleme heyecanı başlıyor. Merhaba, nasılsınız canlarım benim? Merhaba Hüküm. İyiyiz Hüküm. Güzel, her şey yolunda mı? Gayet iyi görünüyorsunuz. Biz de öyle, teşekkür ederiz. Peki, yeni bir eleme daha. Yani işte bir endişesi olan var mı? Hani gider miyim, kalır mıyım? Böyle bir karar verdiniz yani. Sarı gidiyormuşsun ya bu hafta. Yarın. Ama Hüküm bu da algı. Arkadaşlar yani. Beni izin, ben gitmek istiyorum ben şu anda. Tamam. Mesela yani mesela. Yarın da var. Ya bu adamın algıya ihtiyacı var. Dur ya. Ama Burak'ın hep peşinde giden öyle hani böyle arabanın arkasına teneke bağlarsın, o peşinden kovalar ya. Burak'ın arkasında hep o var. Bir gala, iki yarı yolda bırakan Burak. Hadi buyur. Kendini yaz, git kanalına. Gerçek yani, şimdi burada algı mı var? Kendi etti, kendi buldu. Biz nereden bilelim yani? Kesinlikle Hüküm. Ama Hüküm her zaman diyorsun. Bazı şeyleri belirli ödemek lazımdır arkadaşlar. Bireysel yarışma o ayrı. Olabilir yani. Olabilir ama kalp kırmadan yapacak o işi. Ben artık bilerek yaptığını düşünüyorum. Hep galalardan önce böyle bir olay yaşıyoruz. Bence sen bize bunu ispatlamaya çalışıyorsun. Bak şimdi bir de koruma altına alırsanız erkeklerde ben diyeceğim tamam. Yine organize etmiş Burak. Hüküm'ün bugün... diyeceğim bugün bakayım. Bugün istiyor herhalde. Allah kahretsin. Ay Mesut abi. Hayır, aynı hikaye devam ediyor ya, bir istatistiğimiz var artık bu konuda, evet, yani. Hani bir denk gelse, bir şey olsa, aa öyle mi oldu desek olur. Ama bir istatistik belki var çıkar. Artık. Belki çıkar. Veterinerde bir şey çıkar. Hayırlısı olsun ya. Şaka ya bakabeyim. Olsun tabii ya. Kal tabii ki, çok seviyoruz yani seni. Teşekkür ederim. Ben de yok. Sizi seviyorum abi. Yarın hariç. Yarışma dahilinde bundan rahatsız olan yarışmacılar olabilir. Bu benimle ilgili bir mesele, evet, değil hocam. Yani. Peki, Buse'cim nasılsın? Teşekkür ederim, iyiyim. Her şey yolunda mı? Gibi yani. Nasıl öyle bir anda bir ağır baş mı? Rahatsız mı ettik? Nasıl? Böyle bir endişeli misin? Bir kaygın mı var? Ha yok, neden? Aa. Senin bu ses tonun hayırdır inşallah, ben anlamadım seni bir. Biraz sakin. Niye? Öyle olmalı. Bence bilekten kaynaklı şey demiş Bilek, çünkü biraz hanım hanımcık ol demiş. Allah Allah. Yok, hanım hanımcık değil. Fevri hareketlerime yok, fevri birazcık şey yapacağız. Fevri tepkiler verme dedim sadece. Hanım hanımcıktan kastım. Evet. Ama yani bayağı dramatik bir değişim olmuş. Yani ama bu kadar haklı. Beklemiyordum. Çünkü çok fevriyim. Çok haklı. Çok fevri. Hmm. Çok fevri. Sonradan şey kendi yani. De hak veriyor. Hmm. Ben kendisi üzülmesin diye yani. Yoksa... Aksiyon almış. Onun fevrilikleri... Yani tamam, o haklı da işte seni kim uyarsın? Ha, değil mi? Seni kim düzeltsin? Doğru. Değil mi Ozan? Evet. Ha. Hadi bakalım. Anladığını düşünüyorum. Söyle. Dost onun mu, da beni anladığını dost düşünüyorum. Dost mu, tost mu? Söyle. Dost mu, tost. Ya tostluk dost yaptı da. Bak hala tostluk yaptı diyorsan. Of. Şimdi şöyle. Eski dost. Eski dost. Yok. Bilek hala takip ediyormuş bana. Öyle mi? Bence doğrusu o. Takipten çıkmak kadar saçma sapan. Onu anlayacaklar şey işte. Yani. Hani hayatında olacak. Görüşmüyor olsam bile. Hepsini öğreteceğim. Yani. Yok Hüküm Hanım ya. Yok, çok ben... sevmediğimiz insanları da artık daha fazla hayatımızda tutmanın bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Yani. Sessize al. Yok, niye göreyim ki adamın ne yaptığını? Niye reaksiyon göstereceksin? Gitsin, ne hali varsa görsün. Gidecek orada da, ay beni de takipten çıkmış ah falan diyecek yani. Sarı Mahir gelince bütün yüklerinden... Kurtulmayı herkese empoze etmeye çalışıyoruz ya. Yani yüklerinizden kurtulun kardeşlerim diye. Evet Ozan'cığım, seni dinliyorum. Benim dediğim gibi bileğin düşüncesini biliyorum. Fakat bu şekilde bizi neden zora sokuyorsun ya? Olay Tuğçe'lik değil. Hem kendini hem beni neden bu şekilde zora sokuyorsun? Ve patlama durumundayım. Bileği de hani madem birbirimize kardeş diyoruz. O bana patlama durumunda olsa ben efendi bir şekilde ararım kardeşim. Böyleyken böyle izah ederim. Bu mesele kankalık müessesesine aykırıdır diyorsun yani. Evet. Kuralları biraz bükmektir diyorsun. Evet. Yani hani bir tık ciddiyet. Yanlışa bir kaladır isterim diyorsun. Efendim? Yanlışa bir kala mı yani? Yani yoksa yanlışa bir kaladan yanlış değil de yani ben barut gibiyim zaten. Ara de ki ya ne oluyor oğlum hani
neden? Ben de hani tepkimi zaten anlatayım. O da büyük ihtimal beni yanlış anladı. Çünkü şey zannetmiş işte hani Tuğçe'ye karşı böyle hisse. Ulan öyle bir şey hisseder miyim? Buse'yle zaten birbirinizin sevgili olduğunuzu biliyorum. Şey hani böyle bir şey hissedemem. Birbirimize kardeş diyoruz yani. Böyle öyle bir olay yok. Karşı olmadı diyorsun ama yani. Aynen. Hoş olmadı. Onu anlatmaya çalıştım. Sonra bir de tepki görünce dedim ki hani böyle kardeş, nerede kardeşlik? Tepki görünce ben de sinirden takibi makibi çıkardım yani. Madem sen böyle şey yapıyorsun, direkt sildim. Evet, fevriliği sevmediğimi söylemiştim cümlenin başında. Ama sen de yani konuyu hiç anlamadan bir cevap yazmışsın Bilek ya. Ben yazdığım ya, cevap şu. Gamsız yani, o kadar da olunmaz ki. Ama yazdığım cevap şu. Olayı izah ediyorum, çağrıyla PK atıyorum. Bir şikayetim daha var Öykü'nün. Böyle bir yazışma oluyor. Ona ben böyle bir karşılık veriyorum. Ayrıca sana ne yazdım? Hani sana neden kastım şu, ben de orada daha açık yazabilirdim. Hani i̇şte sana ne bu olaylardan artık de. Sen kendi işine bak, Azize ile olan yoluna bak. O da onu zaten Tuğçe'den dolayı yapmıyor. Benden dolayı yapıyor ama öyle bir yapıyor ki ben de sanki başka bir çıkış var diye ben de fevri bir şekilde cevap veriyorum. Birbirini yanlış anlamadan doğan bir durum oldu. Ne oldu konuştum şimdi? Sonra. Takip etmeyeceğim mi? Ederim ben, niye etmeyeyim? Edecek. Ozan'ın var ama böyle şeyler. Yerdirecek diyorsun. Ozan'da var bu huy. İyi bir huy değil ama. Ben bir kişiye karşı yaptım, başka kimseye karşı nasıl yapmadım. Yani? Nasıl yani? Başka? Başka? İki ben. Eskilerde beni aradığın... Bir Sedat'a da çıktıydın. Ben zamanında... Yok, Sedat beni çıktı. Ha öyle mi? Yani işin kötü tarafı beni eleştiriyordu bir de. Şimdi Sedat beni çıktı. Buradan gelebilir. Tamam. Ya oradaki yayın olayı bu olay bildiğin birebir. Benzer öfkeler o zaman, evet yani. Yani beni kaybetme ama korkusu sen... yok mu o zaman? Yok, yok bence. İlişkinizi bir daha gözden geçirin. Bileğin son günlerdeki en büyük soru işareti. Beni bir daha bir gözden geçirin ilişkinizi. Bromance'de bir sıkıntı var. Hepsini yapacağım tek. Tek, evet tek. Evet, ilgilenmen Çağrı, gereken çok Çağrı, iş var. Ozan. Çok ihmal ettin, çok ihmal ettin Bilek. Evet Çağrı. Yine yani sorumsuzluk ve şey gamsızlık yine şey devam etti Öykü Hanım. Sabah adam yine alarmsız bir şekilde yine benim kapıyı çalmamı bekledi. Verdim. Çorap verdim. Vallahi verdim. Hala beraber mi kalıyorsunuz? Bu son günlerimiz ama yani. Yani öyle istedim. Şey uyandırma sen de. Ne yolları ayırıyor aynı servisteyiz ya. Ne yapacak ama gelmesin bir gün aklı başına gelsin. Ha, evet onu parayla sileyim doğru. Doğru diyorsun. Taksiyle gelirse bir daha uyanır. Parası versin bak ne oluyor. Takside TikTok yayını açar ama. Gidene kadar. Taksi parasını çıkart. Tamam. Hep aynı algıyı yaratıp durmayın kardeşim. Saçma saçma. Ya, algı mı? Ne oldu sinirlendi? Olanı konuşuyoruz. Mesleğinden silinecek ikinci kelimeyi de buldum algı. O kelime de kesin yakında gidecek yani buradan. Buradan çıkıyoruz ya mesela serviste benim eve gitmem 1-2 saati buluyor. Serviste bakıyorum Çağrı da açmış yayın. Bilek de açmış yayın. Hemen eve gitmişler açmışlar yani. Hiç nefes alma yok. Ev yakın yok, ya tabii. Kardeşim o yüzden. O da iş esas iş o. Evde konuca şey bir servis yolu çekiliyor diğer türlü. Peki, siz evleri mi ayırıyorsunuz? Hayırdır inşallah. Bilek şu an öğrendi bence Öykü Hanım. Çağrı hayır olacak sayılı inşallah. Sayılı gün diyorsun. Çabuk sayılı geçer. Sayılı gün çabuk geçer. Çabuk geçer diyorsun, anladım. Hadi bakalım. Hemen Mahir'e dönmek istiyorum. Nasılsın Mahir? İyiyim Öykü Hanım. Her şey yolunda mı? Her şey yolunda. Kızgınlığım biraz geçti mi? Evet, yani birazcık geçti. Ama tabii ki kolay unutulacak bir olay değildi. Hafızaya yazdım diyorsun. Evet evet yazdım. Peki. İlk oldu böyle bir şey tabii ki hayatımda ama. Eve alıştın mı? Eve alıştım. Güzel. Yani herkes güzel sıcak karşıladı. Bu hafta rahatsın. Koruma altındasın. Evet. İlk gala mı? İlk gala. İlk gala değil mi? Hayırlı uğurlu olsun. Haftaya İnşallah Allah devamını galiba getirsin diyelim. Tuğba'cığım. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Her şey yolunda mı? Evet. Herkes mi? Mahir Bey. Tuğba diyebiliyor muyuz? Tanıma yolunda. Tanıma yolu demeyelim de hani yok yani. Yani bir baş başa kalamıyoruz biz. Hissin nasıl yani? Öykü'n baş başa kalamıyoruz ya. Aa bırakmıyorlar mı? Olmuyor. Niye ya biz çıkalım mı dedik? Bir de Öykü Hanım Mahir'in aklında soru işaretleri varmış. Öyle mi? Evet. Tuğba da mı daha iyi bu soru işaretleri? Yok genel olarak. Genel. Tuğba dile genel olarak bir tedirgin yani olmaya başlamış. Belki de yeni gelecek olan gelin adayı. Gözün mü korktu? İnsanların ajandaları mı seni yıprattı? Yani olan olaylar birazcık beni korkuttu. Ya Mahir bu şöyle kalıplı adamsın yani hemen mi ama kırıldın kalıp, hemen mi ürktün? Kalıpla bu şey değil bu sonuçta bir... Kalpte yani. Kalpte yani cüsseye göre olmuyor tabii ki insanlar. Evet ama hani böyle yani, bir...
daha bir karşındakini koruyup kollar mısın gibiden çok sen kendini korumaya alınca acaba eski böyle zor bir travmam var, geçmişte kalan bir hikayeden mi acaba? Ben hep böyleydim. Birazcık hani güvenceli yaklaşıyordum her şeye. Tüm ilişkilerimde de böyle. Her yaptığım her şeyde aslında öyleyim. Aslında kötü bir şey. Birazcık hani akışına bırakıp bazı şeyleri yaşamak gerekiyor. Yok çok doğru söylüyorsun. En değerli şey kalbini korumaya gayret ediyorsun. Evet yani çok o yüzden haklısın. Hani bazı şeyleri üst seviyede yaşamamak için hani üzüntüleri birazcık kendimi korumaya aldım evet. Ama tabii ki bu konu hakkında Tuğba'nın hiçbir şekilde bir şey yok ama dediğim gibi. Hiç aşık oldun mu Mahir? Aşık oldum evet. Oldum. Ne kadar oldum, sürdü? Aşık olduğumu yani düşünüyorum. Gençtim yani 18 yaşındayken. Hani onun aşk olduğunu düşünüyordum. Ama tabii aşık olsaydım. Tabii yemeden içmeden kesilip hani ondan başka bir şey düşünemediğin böyle bir tecrüben var mı? Zamanında evet yani gençliğimizde diyelim. Burcun neydi? Yengeç. Yengeç. Enteresan. Değişik. Fazla yengeç gibi değilsin ama. Çünkü bak Oğulcan'a duygusal sulu sepken ne yazsın? Bir yaşasın o yani. Ben, o yaşasın. Dibine kadar yaşasın o her tabii. şeyi. Ben Oğulcan'a hep söylüyorum zaten. Diyorum yani sen bizim tüm yengeçler olarak evet. yani olması bütün gereken, duygularımızı sen kalsın. Yaşıyorsun üstleniyorsun yani. Bütün görevlerimizi üstleniyorsun. Teşekkür ediyorum o konuda. Peki. Tansu'cum son olarak sana sorayım. Moralin nasıl? İyiyim. Biraz daha iyiyim. Topladım kendimi. Peki. O zaman sizin konunuzla başlayabiliriz aslında. Mahir'in Tuğba mı, Tansu mu diye iki arada. Öyle bir konu yok artık Öykü Hanım. Yani. Ama olmadı başa, da o şimdi yani. Şimdi başa döneceğiz ya sen kendini izledin mi hiç? Kendimi? İzledin mi hiç? İlk kez izleyeceksin değil mi? İlk defa. Tamam. Efendim olacak. Ben VTR'ye izlenmeden bir şey söylemek istiyorum. Tabii. Tamam, Mahir Tansu'yla ilgili bir şey düşünmüyor ama bence Tuğba ile ilgili de bir şey düşünmüyor Öykü Hanım. Bismillah. Yani, yeni başlıyorlar ama. Tamam, enerjisi olmadığını düşünüyorum yani. Ya sadece, bunu söyledi ki zaten, yeni bir şey değil. Bir şey hissetmiyorum dedi. Bence yeni bir aday bekliyor. Zamanla tanıyacağım. Ben yeni adayla da alakalıyım. Mahir'le alakalı olduğunu düşünüyorum bunu tamamen. Az önce söylediklerinden yola çıkarak. Garanticiyle. Yani şimdi Tuğba yeni aday bekleyemez mi? Öyle o da bekleyebilir. Yani. Ama isteyen taraf o ya. O yüzden söyledim. İsteyen öyle de bir şey yok yani. Öyle bir algı yaratılmadı. Ama ilgi yani, olarak o gittiği yani, sürede. Yani onu tanıyorum, o da eğer, beni tanıyor. Sen bir Tuğba'ya vurasın var niye bilmiyorum ortak ama. Ortak parçada birbirlerini tanımaya bir tercih aynen olduğunu öyle. Bu uzun sürerse ben ki çekilirim diyen de Tuğba evet. mesela. Yani anladın mı? Onu da yani, sonuç çift olarak, taraflı düşünmek sonuç lazım. Sonuç olarak ilk isteyen oydu ya o yüzden söyledim Öykü Hanım. İlk isteyen sonuç olarak ben geldim yani. Bunların hepsi yanlış algılar. Herkes burada tanışıyor ya. Tuğba böyle gitti de reddedilmiş gibi bir hava yaratıyorsa öyle bir şey yok. Yok reddedilmedi ama ben enerjisel olarak bir şey hissetmediğini düşünüyorum yani. Sadece söyledi, ağzıyla söyledi zaten Mahir. Her ikisi de bir şey hissetmiyor. Ben de hissettim bir şeyler. Efendim? Ben de söylemiştim bir şeyler hissettim. Sen de Mahir'e bir şeyler hissediyorsun. Yok. Hayır, hayır Tuğba'yı söyledim de. O yüzden mi? Gerçekten öyle. Dedim ki, öyleymiş gibi, laf böyle çıkacakmış gibi geldi. Ama evet, ben de anladım. Ben de bir şey sen zaten her şeyi anladın. Sen anladın, bir anlamadan durma zaten. Peki o zaman bir bakalım bu hikaye nasıl başlamış, nasıl arada kalınmış. Kimler adım atmış, hangi adımlar atılmış ve sonucunda nereye varılmış hep birlikte bir hatırlayalım bakalım. Görelim. Burak şimdi de yanlış anlar. Burak ne düşünür? İşte Burak... Hayır. Şimdi böyle Burak'ın yüzü düşer. Yani varsa çağırma. Demek ki Burak bitmemiş kardeşim. Öyle bir şey olsaydı kanka. Dün kritikte bastıra bastıra dediler ya hani istiyor musun falan. Evet beğeniyorum. Tanışmak isterse tanışırım dedi. Abi zaten. Beğendim adamı. Kesiyorum, bakıyorum. Evet. Etkilemeye çalışıyorum. Sen şimdi yapmıyorsun işte kaçıyorsun. Kırmızı odada yapacağım, konuşacağım. Diyeceğim ki ben diyeceğim seni beğendim diyeceğim. O yüzden çağırdım zaten diyeceğim. Seni tanımak istiyorum diyeceğim. Eğer sen de tanımak istersen diyeceğim. Bir insanla ilişkin oluyor da acaba... Bittikten sonra sende bir boşluk yaratıyor ve o boşluğu hemen kapatmak mı istiyorsun? İşte benim en büyük hatam da bu kanka. Hiç olmadı, görmediğim için o sevgiyi. Bir insan bana... Tamam sus. Bir insan bana direkt hani iyi geldiğinde o insanın beni sevdiğini düşünüyorum ve hemen o insana şey yapıyorum. Ay siz niye bunu yaptınız şimdi? Elif anlıyor beni. Ağlama Elif, bak kırmızı odaya gideceğim, çocuk beğenmeyecek sonra ya benim. Sen şu an Tansu kırmızı odayı yerine Tuğba kırmızı odaya dediği zaman vazgeçecek misin gidip konuşmaktan? Hayır, kırmızı odalar bittikten sonra gidip konuşacağım tekrardan. Ben eğer ki bu süreç çok uzun olursa
ben olmam yani. Tansu'nun biraz abarttı ama en azından Tansu da cesur davranıyor yani. Kanka, cesur an... davranırken çocuğu da yüceltti de yüceltti yani, evet, Allah ben aşkına. Ben daha önce böyle bir ilişkisi olmadığı düşünerek böyle ben... yaptığını düşünüyorum Tansu'nun. Deneyimsiz olduğu için hani derler ya, delice izah şey korkusu olabilir mi? Hani birini bu oldu oldu olmadı gidebilirim ihtimali korkusu olabilir mi? Yoksa gerçekten beğendiği için mi? Ya olabilir çünkü Sedatlar da biraz bastırıyor. Evet arkadaşları seviyorlar gitmesini falan diye istiyorlar ama onların baskısına da girmiş olabilir. Ya yani, o kadar da saf değil arkadaşlar da. Ya cesur. Ya, şu an hayır hayır ya o kadar da saf değil mi? O kadar saf değil. Şey, elini tuttu Tuba'nın. Bileğini tuttum. Bilek. Bilek. Bileğini tuttum. Bileğini tuttum. Şey. Devam yani, et. Elini tuttu kanka. Olsun. Bu kadar. Devam edecek ama onu bir şey engelliyor. Şey yap, vallahi erkeklerin ödetisi Mahir. Hayır, elektrik alabiliyor muyum dedi. Elektriği aldım şu anda şok oldum o yüzden. Şu anda kendime gelmeye çalışıyorum. Tansu'nun bu ilgi alakası seni daha mı çok çekiyor? Böyle de düşünmüyor yani değilim. Şimdi ben zaten onu söyledim kendisine yani bu Tansu'nun mesela yaptığı şey... Yani hoşuma gitti. Aklında biri varken mesela gidip biriyle böyle sohbet muhabbet etmeye çalışmak, tanımak veya özel bunu alanları yaratmaz. Bu evde Burak. Bir gün Mahir'le yanlış. Mahir'le konuşup mesela kırmızı odaya gidip o kadar olumlu şeyler söyleyip neredeyse tanıma yoluna gireceklerdi. Evet. Bu bir Mahir gerçek yani. İnkar etme bunu. Ama Mahir Tuba'ya biraz daha yakın davranınca ertesi her günde şey değişti. Burak'a karşı duygularını olduğunu söylemesi. Evet Mahir'cim. Evet, garip bir his gerçekten kendimi görmek. Fazla da. Yani bilmiyorum. Şu konu birazcık beni çok böyle şey oluyor artık yani. Bilmiyorum, beni geriyor birazcık. O yüzden fazla da şey yapmak istemiyorum. Yani mutluluklar diliyorum. İnşallah aradığı kişiyi bulur. pardon, öyle elim şey. Ama dediğim gibi. Bu kadar. Peki yorum yapmak isteyen var mı? Evet Burak'cığım. Yani Tansu'yla biz bugün de konuştuk aslında biraz. O evresi de zaten böyle kendine bir şeyleri kabul ettirmeye çalışırken yaptığı hatalar oldu. Hata olduğunu da artık farkında. Ben hata olduğunu hala düşünmüyorum. Yok yok, hatası oldu. Harbiden hatası oldu. Yola devam edip bir şeyleri yolda görünce... Tamam. Ne yapsın? Bir şeyleri beklesin. Hayır, kafasında bitirdiği bir şeyleri. Kafasında bitirememiş ki işte. İşte kafasında bitirdiğini, bitirme yöntemini bu olarak hayır, görüyorsun. Bitirdiğini düşünüp yola çıkıp o yolda tekrardan bir şeyleri fark edince pişmanlığa uğruyor. Sana bir şey değil mi? Kafasında bitirme yöntemi bu. Bitirme yöntemi olarak bir şey yani bir olumlu bir şey olmayınca ya, dönüş şey bu. Duygularımla hareket etmek istedim ama şey mantığımı ele verince mantığımla yanlış yola girdiğimi fark ettiğim için hemen bıraktım zaten. Tamam. Daha fazla ilerlemedim. Ya bir tamam, de burada böyle yorumlar yapıyorsunuz da şey söylüyor. Bak burada böyle yorumlar yapıyorsunuz da hayat bu kadar düz değil arkadaşlar. Yani evet konuşulan gibi yaşanmıyor yani. Kız zaten açık açık durumu belirtiyor. Sizler de eleştirdiniz zaten. Ve kendisi de bazı şeyleri kabul ediyor ama ısrarla bir şeyi sürekli empoze etmeye çalışıyorsunuz. Onu diyorum işte. Sen yanlış yaptın Tansu, sen yanlış yaptın yanlış Tansu, değil. Yanlış yaptın. Bunu derken bile aslında kızı bir tarafa itiyor, bir kenara itiyorsunuz. Yok bir yere yani, itiyoruz ki oğlum. Öyle kanka sürekli bağlıyor. 10 gündür bunu konuşuyoruz biz burada ya. Tamam bir kendisine sor bakayım. Biz bugün bunu konuştuğumuz için onunla ben bunu kolaylıkla söylüyorum. Kanka bak bu kadar, sen de oğlum bak bir şeyleri seninle konuşuyoruz. Ben sana tavsiye veriyorum ama ben yaşarken aynısını yapamıyorum. Sen aynı de aynı şekilde. Al bu örneği şekilde. Mesela Tansu'nun hayatına koy, anladın mı? Yok ben burada... bu durum ona bir şey katsın diye şu an uğraşıyorum. İşte ben de aynısını bu sonrasında söyleyeyim. Eğer bu durumla bu şekilde yüzleşmezse bu sonrasında bu şekilde devam edecek. Ama bu kadar baskı gördükten sonra mesela ikinci kez böyle bir durum yaşarsa ne bileyim bence bir kafasında şey olur yani. Bir bundan sonra bence bu şey duruma düştüğünde iki kere daha düşünecek. Neyse Öykü Hanım ben duruma şunu söyleyecektim. Şeyda bir yorum yaptı orada. Dedi ki Sedatlar baskı yaptı diye falan. Ben onu tam öğrenebilir miyim? Ne söyledin orada? Evet hani Tansu'yla Burak olmadığı için sonrasında da olabilir gibisinden Mahir'le konuştunuz ya o gün kritikte de. Tansu'yu fazlasıyla yani olabilir Tuğba olmasa da Tansu olur 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 olur. Tansu da acaba Burak'a gidecekti ama aklında acaba Burak'ı tamamen kestirip Mahir'e mi yönelsem hani arkadaşlarıyla fikir alıyor. Tamam. Oldu ya Tuğba'nın da o şekilde yöneldiğini düşündüm ben de. Anladım ben şöyle bir şey söyleyeceğim. Tansu'nun. Şöyle söyleyeceğim ben Tansu'yla herhangi bir şekilde Burak'ı mı istiyorsun Mahir'i mi istiyorsun tarzı hiçbir şeye konuşmadım. Sadece o anki isteğini görüp ona destek olmak istedim. Evet.
Ve oradaki durumda da birçok insan tam tersini uyguladığı için Tansu'yu da yakın gördüğüm için kendime destek olmak istedim. Hiçbir şekilde evde kalmasıyla burada birisini bul şöyle yap falan filan demedim. Ki bu arada bu da olabilir arkadaşlar. Yani biz bu yarışmanın içindeyiz. Evet ilişki de yapmak istiyoruz. Ama yani buradan gitmek de istememek yanlış bir şey değil yani. Şeyda da bunu gayet normal bir şekilde ifade etti. Aynen öyle. Peki başka yorum yapmak isteyen kimse var mı? Evet olacak. Tamam özür dilemiş olabilir ama şu an konumuz bu olduğu için tekrar aynı cümleleri, tekrar aynı yorumları yapmak zorundayız. Ve bugün bile Tansu bana şey sordu. Dedi ki Burak evde tek mi? Diye sordu ya mesela. Hala çünkü aklımda yani, Burak var. Normal Burak, bir soru sordum ama aklımda evet. Burak var. Ama yanına gideyim bir şey yapayım demedi. Aynen. Duygularını artık inkar etmiyor. Ben de bundan sonrasını merak ediyorum Tansu için. Evet. Yani ne olacağını merak ediyorum. Çünkü karşı tarafta... ulaşılmayan bir duvar gibi bir şey var. Evet. Ve Tansu da duygusal anlamda yoğun şu anda. Ben Tansu'nun ne yapacağını merak ediyorum. Biraz bocaladı. Bu da normal karşılıyorum aslında ben. Evet kişiye göre yorum yapmayacağız ama şartlar ve konumlara bakarsak biraz da kişiselleştirmiş oluruz. Bocaladı yani kendini dinleyemedi. Burak'tan ani bir şekilde ters tepki alınca ne yapacağını şaşırdı. Evet. Ve iki gelin adayı varken bir damat adayı bekliyorlardı. Burak beni istemiyorsa o zaman ben de istemiyorum. Yenisini tanırım'na girdi ve burada da baktı ki tanıdığında da hala Burak'ı istiyor. Hatalı burada, okey. Ama yani bocaladığını düşünüyorum yani. Tek evet, yaptığını bocaladım. Düşünmüyorum ayrıca bunu. Çoğu zamanda kişiye göre yorum yapılıyor yani. Bu kez de yapılabilir. Peki Sedat bu arkadaşını koruma meselesinde biraz... aslında şöyle bir durum var. Hani gruplaşmaya doğru gidiyordu ya o. Evet seviyorsunuz, yanınızda olmasını istiyorsunuz ama o bir süre sonra şey yapıyor. Yani bizden olsun, ondan olsun. Özellikle yeni aday geldiğinde acaba kime daha yakın olacak? Ya, tayfayı büyütme, genişletme manasında bir algıya dönüşüyor. Sonrasında doğal olarak ona evriliyor. Tabii ki Tansu da Elif'le çok iyi anlaştığı için sen de bir şekilde destek olmak istedin. Cevap verebilir miyim? Tabii tabii. İnsanlar böyle düşünebilir ama yakın zamanda baktığımızda ben, Ozan, Burak, Tansu, Tuğçe, Elif böyle bir hatta Oğulcan Cansel vardı böyle bir yakınlığımız vardı. Fakat ben orada kişisel sorunum Tuğçe ile vardı ve bu yakınlığın dağılabileceğini, uzaklaşılabileceğini bile bile bu sorunun üstüne gittim. Benim hiçbir şekilde gruplaşmayla, yanıma adam toplamayla, güçle falan... alakam yok olsun da istemiyorum ve bu durum hiç hoşuma gitmiyor. Bu programa girdiğim andan itibaren zaten buradaki hayat mottom güç kimsenin burada tek başına elinde olamaz ya da çoğunluğun elinde olamaz kavgasıydı, mücadelesiydi. O yüzden bunu kesinlikle istemiyorum, böyle gözükmesini de istemiyorum. Tabii ki de dediğiniz gibi buraya da yorulabilir bu konu. Böyle de düşünebilir insanlar ama böyle düşündükleri anda dönüp bir kısa bir geçmişe, uzun geçmişe bakarlarsa benimle alakalı böyle bir olmadığını göreceklerdir. Ben tamamen hissel, vicdansal. Yani şimdi vicdan da sürekli ortaya koyduğum zaman yanlış anlaşılmasın. Yani Tansu acınacak bir halde hayır, değil yani. Hayır onun için değil canım. O anlamda şey... söylemiyorum. Benim kendi tamamen kendi içsel muhakememle alakalı bir durum. Buna verdiğim tepkidir. Yani şu an burada en sevmediğim kişi, çok da sevmediğim kimse yok ama mesela atıyorum Çağrı da olsa belki onun için de aynı şeyi yaparım yani. Çağrı'yı seviyorsun hani. Ya seviyorum ama işte son muhabbetten dolayı Çağrı ve Sibel hakkında yorum yapmayacağım yani. Kadar. Allah yoksa kötü Allah. Bir insan olduklarını düşünmüyorum yani. Tüh, Çağrı. Dostum, bak, beni bırakma dostum. Bir gerçek daha ortaya çıktı, gördün mü? Evet canım, yoruldum yani vallahi o yüzden. Çok normal, çok normal. Kolay değil, vallahi gerçekten kolay değil. Hiçbirinizin yaşadığı. Peki, devam edelim. Ama durmuyorsun da Sedatcığım. Evet. Yani yoruldun falan ama her masada varsın. Onu da görüyoruz. Şöyle ki... Yaren'in Tuğba ile olan ilişkisini aslında Tuğba Yaren'in yaveri gibi bir duruma Allah Allah. Getirip o derece yorumladın. Evet. Hani bu doğru mu değil mi? Tuğba ne der? Bu kadar net duydu mu? Haberi var mı onu bilmiyorum da Yaren söyledi. Ya onu tahmin. Bana söylüyor ama şakayla evet. Karışık söylüyordu. Neyi? Ben... Sedat mı söylüyordu? Evet ben Yaren benim arkadaşım. Sen nasıl arkadaşlarını koruyup kolluyorsan. Ben de aynısını yapıyorum ya da o bana aynısını yapıyor. Hı hı. Ben 25 yaşına kadar Yaren'in dedikleriyle gelmedim Sedat. Söyleyeceklerim bu kadar. Bir izleyelim belki daha da söyleyeceğin olur Tuğba'cığım. Şimdi Yaren hemen şey evet. Yapar. Yapıyor zaten. Hemen alır onu oraya, durur onu oraya şey yapar falan. Tuğba'ya değil mi? Yapıyor zaten. Yaveri kalsın diye uğraşır burada. Sever Yaren.
yaver yapmayı kısmetse olur evinde. O yüzden şey yapmak istemiyorum ya. Azize de onun yaver olduğu gibi. Dün bana Azize bir saldırdı. Bana böyle sen kötü kalplisin, sen böylesin. Ben dedim ki sen dedim insanlara sürekli geçmişine vurdu beni de bu arada şey yaptı. Sen dedi çabalamıyorsun hiçbir şeyin. Çabaladığında gördük seni tarzı bir şey söyledi. Azize bayırdır böyle ben çok anlamadım. Çok sinir oldum ben ona var ya. Sen dedim insanların geçmişte yargılayan bir insansın. Seni ciddiye bile almam dön önüne falan yaptım. Sinir oldum bu kıza ben. İyi demişsin. Bak sen de iyi laf vuruyorsun aslında biliyor musun bak. Elif de öyle böyle çok şey yapmaz ama durup durup iyi laf vurur yani. Damarıma sende de o potansiyel öyle var. Aynı odada giyiniyorlar. Ne? Aynı odada giyiniyorlar, konuşuyorlardı. İşte Yaren ablası ona şey yapıyordur. Ha, kapmış bir şeyler ama. Ne yapması gerektiğini falan söylüyordur. Kapmış, kapmış. Siz şimdi sen Tansu Buse misiniz? Üçünüz müsünüz? Bir de Cansel vardı. Odadan mı varsınız? Beraber takılma orada falan. Ha evet. Şimdi ben ilk geldiğimde biliyorsunuz Burak'la dans ettik. Kırmızı odalar falan. Burak da görünürde eğer ki bizim ilişkimiz yaverlikse Burak da senin yaverin oluyor. Ben Elif'le yakın olmadığım için ilk başta. Elif'le yakın olmadığım için ilk başta. Büyük ihtimalle yaverine söyledin. Tuğba ile olma dedin. Burak da benimle olmadı. Gruplaşmadan hani bahsediyor ya çok rahatsızmış kendisi. Orada diyor ki siz kim takılıyorsunuz? Biz burada hep birlikte takılıyoruz Sedat. Sana göre öyle olabilir. Ve ikinci olarak da şunu söylemek istiyorum. İlk geldiğimde ben Büşra vardı eski yarışmacılardan elenmişti. Kızla aramda hiçbir sıkıntı yok. Elif'le kavgamdan sonra kız geldi bana dedi ki ya şey Elif'le benim aram iyi de seni de çok seviyorum ama arkada diyor bunu. Seni de çok seviyorum ama seninle yan yana gözükmesem olur mu? Bunu neden der bir insan arkadaşlar soruyorum size. Niye der? Niye der? Niye der? Bunu kendine demek ki hayır. Demek ki bir şey konuşuyorsun vermiş ki hakkımda. Ben o da öyle diyor. Aynen öyle. Tuba bir şey söyleyeyim mi? Kimse kimseye öyle o kadar bir şey ilgin demez. Dışındasın ki hayatımda daha aynen senden o kadar önemli şeyler var ki sıra asla sana gelmiyor aynen biliyor musun? Aynen. Yemin aynen ederim asla sana gelmiyor. Ve öyle bir şey demiş sana olsaydı Elif yeri gelince Tuba'yı seviyorum, Tuba'yla uğraşıyorum deyip seni koruyordu. Bazen Burak, bana bile korudu bu arada. Beni korurak eğer Sedat'ın yaveri olsaydı şu an Tansu ile ilişkisine devam ediyor olurdu. Bunları da düşün bence. Ondan sonra ya konuş. Zaten bir şey söyleyeyim mi? Tansu'nun da akıl hocaları belli burada. Benim kimseden akıl almana gerek yok Tuba. Benim kendi aynı aklım var geri gelince kullanabiliyorum. Aynı çalıştınız ama elinizde patladı. Ben aynı de benim hikaye derken, bak, aynı hikaye derken. Siz anladınız aynı onu. Hikaye aynı derken, hikaye derken. Bak şimdi Tuba konuşturacaksın beni. Konuş, konuşmak istemiyorum. Konuş. Buradan top başka yerlere gidecek çünkü. Tamam konuş. Anladın mı? Birincisi insanları geçmişine vurmak çok ayıp siz bir şey. Siz de geçmişinizi... Biz, ben size ne zaman yani geçmişine şey vuracağım? Ne dedim ben sana geçmişine alakalı ne dedim ben sana? Sen karışma ya. Ne dedim? Ne karışma Mahir, benim konum? Mahir aydınlaşırken ben Elif arkadan haftaya gelen yarışmacıya da yakışıklı der vesaire gibi kelimeler kullandı. Ben dedim ki bak geçmişimden vurma ben ne de yaparım. Ne alaka ne geçmiş ya? Ben de kaç gündür buradasın? Dakika, kaç gündür yaptım buradasın? Işte 10 gündür buradasın. Şimdi ben ne geçmişinden aynı hikayeyi döndürmeye çalışıyorum. Aynı hikayeyi döndürmeye zaten gidiyorsun. Bu da geçmiş Sedat oluyor ya. Ben bu hikayeyi atlıyorsun artık kimse, aynen, aynen. Kimse senin kadar bana çöp kovası dedin sen de artık hesaplar görüşmedi. Sen de yalnız kaldın. Sen de arkada hepimize böyle gelip konuşmaya çalışıyorsun. Konuşmuyoruz seni takmıyoruz. Ben mi seninle konuşuyorum? Evet. Bir şey söyleyeceğim. Siz kimsiniz de kimi takmıyorsunuz? Pardon da size konuşan mı var? İşte siz ilah bir gibi davranıyorsunuz ya. Konuşmaya çalışalım da onu burada göstermeye çalışıyorum. Aslında ilah değilsiniz. Biz de ilah değiliz. İkiniz de konuşuyorum. Tuba bu zamana kadar kimse gösteremedi sen gösteriyorsun. Aynen. Çok sağ ol ya. İyi ki geldin. Sen neyden bahsediyorsun? Geçen Yaren'i sormaya girdim diye odaya senle konuşmuş mu oluyorum? Yok sen gayet hepimizle konuşmaya çalışıyorsun. Yaren'i sormaya girdim geldi mi diye. Seninle kavga ediyoruz. Yüzüne bakmıyoruz. Geliyorsun bizimle konuşmaya çalışıyorsun. Sen kimsin? Arkada yüzümüze geliyor burada laflıyor. Sen kimsin? Size girmeyin en boş ben bir yorum yapacağım. Getir götürümü yaparsın sadece. Getir götürü ben yapmıyorum. Şimdi Tuba şöyle bir şey söyleyeceğim. emin ol ben burada tekrardan söyleyeceğim. İnsanların kimse kendine yaver demez bu arada. Öyle görmek istemez. Diyorsun tıpkı Sedat. Tam kendisine yaver. Ben cevap vereceğim. Ya yok dünyanın... sinirlerim zıpladı artık yeter ya geldiğimden tamam, beri. Tamam Tuba sakin olur musun? Şimdi böyle bir şey yoksa rahatsız olmazsın zaten yok dersin geçersin. Yok neden senin zaten ifade biçimin de doğru değil burada kabul tamam, et Öykü yani. Tamam Öykü Hanım şöyle oradan söyleyeyim girersen daha yani adil olur yapacağın yani yorum. Şimdi
Tuğba'nın söylemlerine bakıyorum. Ona göre ben de bir şeyler söylüyorum yani. Bu olmayabilir. Tamam benim evet üslubum sert olmuş olabilir. Yaverlik ne yaptı? Öykü mesela. Bana göre... Hani ya... Sana göre değil ne yaptı? Bir somut konuş. Tamam ne? Şey, atıyorum Tuğba ile alakalı bir mevzu bir şey olduğu zaman Yaren atlıyor. Yaren'le alakalı olduğu zaman o atlıyor. Bu ya da... Ya Öykü Hanım... Bir dakika. Yani bu şekilde... Bir dakika ya. Benim artık sinirlerim bozuluyor. He. Ben bitirebilirim. Bir dakika ya. Bakın bu söylediğiniz arkadaşlık. Elif'in tansiyon söylemesi de arkadaşlık. Evet. Yaren'in dönüp Tuğba'yı susturması da biri daha tecrübeli. Ne var evet. Bunda? Tamam ben cevap veriyorum. Arada konuşuldu falan filan. Buralara niye getiriyorsunuz meseleyi? Öykü Hanım muhabbet evet, de şöyle ben oldu. Ben bitirebilir miyim? Arkadaşlar bakın sabahtan beri siz konuşuyorsunuz konuş yani. Sedat. Bitireyim ben sonuna kadar diyeyim ki evet konuşmam tamam, bitti diyeyim. Sonra Tuğba sonra Yaren. Aynen öyle. Tamam devam. Yaren'in bu evde yaverlik geçmişi olduğu için ben de ona göre atfettim. Size göre olmayabilir. Allah Allah yok dersiniz geçersiniz. Siz de dersiniz ki Tansu'nun yaveri, Burako'nun yaveri. Bak dedim ben bir şey diyor muyum sana? Demiyorum çünkü öyle olarak görmüyorum. Kimsenin hatasını Allah Allah. Ya da olaylarını silmeyelim. Hep böyle pişirip bak, yine düzenlemiş mesela, gibi bak. Devam bak. Edelim. Böyle mi istersin tamam, yine aynı muhabbet. Ama tamam. Bak şimdi. Kankacığım bak. Doğru bir bakış açısı. Yani Öykü Hanım tamam. Artık hayatına devam şey etmesine izin vermeniz lazım. Öykü Hanım ben bu kadar madem ya şey miyim insanların hayatlarına müdahale mi ediyorum? Yarışmanın başına olmuş bir şeyle ilgili şu anda hala devam ettiriyorsun gibi duruyor diyor. Tamam görüyorum bir durum. Bir durum görüyorum şimdi. Bak ben... Sedat ben sana 1500 kere söyledim. Artık 1501'inciyi söylemeyeceğim Sedat. Tamam mı? Efendim ben Şeyda? Artık beni... O zaman bir dakika ya! Şeyda müsaade eder misin? Yaren konuşuyor, onun konusu. Hani koruyor ya Burak. Bak söylemeyeceğim. Gerçekten bir kere daha bunu söylemeyeceğim. Abi, ben de Yaren... derdini de çözemiyorum. Sürekli Yaren, sürekli Yaren, bir şeyleri Yaren, söylemeyeceğim bak, diyor. Ben... Ben anlamıyorum bak, yani. Ben sen... burada kimseyle... Bak... öyle bir şey yapmıyorum anladın mı? Hükümdarlık konusunu artık kapatın. Tat verdi, kabak tadı verdi artık anladın mı? Tamam. Kendinize başka şeyler, başka konular üretmeye çalışın. Yaren'in yanında birisi var diye Yaren'in altında işe girmiş olmuyor anladın mı? Yalnızlaştırmaya mı çalışıyorsunuz ne bu? Anlamadım arkadaşlar. Ya. Kimse gelmesin Yaren'in ya. Yanına. Hayır şöyle bir de bir durum var eski arkadaşı bir mı? De. Yıllardır. Evet. Allah Allah. Yani dışarıda da iletişimi var. Belki öyle bir geldi diyalogları bilemezsin. Öykü Hanım şunu anlatmayın. Ama burada anlatmayın. Böyle konuşunca bir tuhaf oluyor tamam, işte, Sedat. Tuhaf oluyor şu yüzden. Kendi düşünceleri, fikirleri olsa ben bir şey demeyeceğim zaten. Ben bu arada Tuğba'yla... Ya bir kesme arkadaşım Tuğba ya. Tuğba'yla bu ev hakkında ne Yaren, dışarıda gelince konuşma rica ederim. Harbiden ya. Dur. Sen de bitir hadi. Öykü Hanım Tuğba bitirdi ben dinledim sonuna kadar. Tamam hadi ama yani ne hadi konuş Allah Allah ya. Arkadaşlar ben bunu tekrardan söylüyorum. Ben kim... Birisiyle berabersem de yakınsam da yanlışı görüyorsam yanlış diyorum. Bende bir yanlış varsa bana yanlış de diyorum. Burak'ı aynı şekilde eleştiriyorum. Yaver diyorsunuz. Burak'ı burada yerden yere vurdum. Ya neler neler söyledim. Benim kendi görüşümle de siz beraber yakın olduğunuz zaman öyle bir kendinizi korumaya çalışıyorsunuz ki. Topluluk yapıyorsunuz. Bir tarafları ezmeye çalışıyorsunuz. Bunu başında da yaptınız. Şu anda da yapıyorsunuz. Ben bak, de bunu belirtiyorum. Bir bitireyim bir dakika. Algı ilişkimi yok. Bir dakika ya bitireyim ya. Madem böyle bir şey yoksa siz bana söylediniz. Bak ben cevap vermiyorum. Okey böyle görebilirsiniz diyorum. Böyle bir şey yok diyorum. Siz de aynısını deyip devam edebilirsiniz yeni hayatınıza. Yeni stratejin mi? Böyle yap. Abi siz stratejiyi siz seversiniz. Rahat olun burada. Aynen. Güç birliği yaparsınız. Nasıl yani? Nasıl yani? Bir bak zamanında sizin bu yaptıklarınıza karşı burada birkaç kişi ses çıkarmasaydı siz başından beri sonuna kadar istediğiniz gibi hüküm sürebilirdiniz. Anladınız mı? Kim biz istedi bu... bunu? Kim istedi? Ne? Kim istedi kardeşim? Kim istedi? Kim istedi? Ha? Tamam söyle baba. Allah Allah. Neyi kim istedi? Neyin bana şeyini yapıyorsun burada? Biz burada Allah kimsenin Allah. Üstüne yani bunu gerçekten burada söylüyorum. Ben sürekli günah çıkarmaktan, bir şekilde savunmaktan çok yoruldum. Yani o gemi diye geçti ya, o geminin başlığındaydınız ya hani, dümenlerdiniz ya hani. Geldi de geldi. Şeyden neyse burada açıkçası. Siz istediniz ya içeride, şu mu olsun, tamam. Bu mu gitsin, tamam, bu mu ne? Gelsin, bu mu kalsın? Siz ha? Derken kimden... Siz söylediniz ya, abi kimden bak, siz kim? Söyle bak. Bak tamam, biri önde oturuyor, biri de konuşan ya. Kişi. Kim istiyorsun, boş boş yapıyorsun bak, burada ya. Bak biri önde oturuyor, biri de konuşan abicim, kişi. Abicim bir şey konuşuyorsan burada açık açık konuşacaksın, yalandan iman falan yapacaksın. Siz istediniz ne demek? Sen de serviste beraber muhabbet ediyorduk, konuşuyorduk. Bunu ya diyorsun bırak burada. Sedat, Allah Allah, Allah yalandan ima yapıyorsun ya. Burada ya. Tuğçe, elendikten sonra bu mesele kapandı. Anladın mı? Sizin taraf, bizim taraf bitti. Her seferinde böyle ima yaparlarsa ben de ama çıkar konuşurum derim burada. Ama karşılıklı yapıyorsunuz bunu. Sen başlattın. Yaren'in yaveri diyorsun. Başlatan sensin
ya. Arkadaşım tamam, siz niye, siz bir şey ima ediyorsanız Allah, bak. Ya sakince konuşalım. Böyle bir şey yok ama. Ben insanlarla ilgili imajını tazelemen, güncellemen gerekiyor. Öykü Hanım, bana göre yaveri arkadaşlar. Kimse kusura bakmasın. Sen bilirsin. Bana göre yaveri. Bana göre yaveri. Ben yani ya büyük biriyim ya. Efsaneyim. Böyle bir şey olamaz. 200 bölüm. Ben efsaneyim ya. Maşallah. Bir şey söyleyeceğim. Sedat bak. Öyle kestirip atmakla olmuyor. Öykü Hanım, neden ben... olmuyor biliyor musun? Bir dinle bak. Neden tamam, olmuyor? Dinliyorum Öykü Hanım. Kaç haftadır Burak'ı taşıdın? Öykü Hanım tamam mı, bu hepinizin taşıdınız dillerinde. Taşıdın da değil, çocuk kendi iradesiyle de burada konuşuyor. Öyle değil ama böyle de konuşuyorsunuz. Zaten konuşuyorsunuz. Burada siz konuşun bile konuşuyorsunuz Öykü Hanım. Herkes konuşuyor ya. Siz bunun esprisini bile yapıyoruz burada ya. Yaparsanız konuşulur. Öykü Hanım bakın bir şey söyleyeceğim. Bunun esprisi dahi yapılıyorken biz rahatsız olmuyorsak ben bir şey söylediğimde de siz rahatsız olmuyorsunuz. Lan zaten kendini yırtıyorsun burada. Neyi rahatsız olmuyorsun burada ya? Sen şu an kendini yırtıyorsun. Çünkü anlamıyorsunuz. İman yapıyorsunuz. Biz anlıyoruz. Anlamayan sensin Sedat. Siz de 1500 kere bu hükümdarlığın konusu konuşuldu. Bak Şeyda. Artık konuşulmasın. Şeyda. Gelip gelip burada yarenin yaveri. Bir şey söyleyeceğim. Yok Şeyda, abi böyle bir şey. Şeyda bak bana. Eğer Şeyda diye ortada bir karakter varsa ima ettin, her şeyi burada açıklarsın, her şeyi açık açık konuşuruz. Siz canımı sıkmaya başladınız. Yaren de sen de bir şeyleri ima ediyorsunuz. İma ettiğiniz şeylerde başından beri ya, serviste olan konuşmalar Yaren, siz yapıyorsunuz diyorsunuz. Biz başında serviste sen, ben, Oğulcan, Yaren iyi anlaşıyorduk. Bunu ben zaten belli ediyorduk. Çağrı ve Bilek burada servis arkadaşları diye bizi adlandırıyordu. Yani ima ettiğiniz şeyler bunun bundan başka bir şey yok yani, anladın mı? Şeyma ima ediyor o zaman bir şeyler. İma ediyorsanız bir şey açık açık burada söyleyin. Karar veriyorsun diyorsun. Şimdi, neyi karar veriyorsun Allah Allah? Sedat bitti mi? Artık bitir de gireyim sıktınız cümleye. Sıktınız harbiden ya. Evet sen de sen sıktın çünkü. Vallahi bir sıktınız saniye ya. Konuşabilir miyim? Bana konuşuyor şu anda. Biz niye bu imaları yapıyoruz ama yalan da olmayan imaları yapıyoruz? O zaman açıklayacaksın sen güzel kardeşim. Sen en başından 10. bölümden 15. bölümden itibaren arkadaşlar, önümüze bir şey sürersen ben de derim ki gidenleri, kalanları, servisteki koalisyonları, içeriye getirenleri, herhangi bir milletin üstüne gitmemizin sebeplerini burada anlatırım diyorum. Anlat İster güzel. Misin? Ben de diyorum neymiş ki güzel sebebi? Kardeşim anlat. Neymiş sebebi merak ediyorum. Başı çektikten sonra havayı tamam, sonuna yok geçemezsiniz. Kimse ben, de kusura bakmasın. O mendil sizdeydi. Tamam. Yere attıktan sonra da çekilemezsiniz. Tamam. Ya bir dakika şey neyin mendil? Hayır, abi ben yanlış bir şey söyleyeceğim. Öykü Hanım bir şey konuşulacak, her şey konuşulacak. Öyle mendil sizdeydi falan filan yok. Neyse konuşacaksın burada. Arkadaşlarınızı korumanın hiçbir sakıncası yok. Bunu yapabilirsiniz. Öykü Hanım bunlar kararı arkadaşlık. Siz veriyorsunuz. Oyları siz veriyorsunuz. Bununla alakalı bir şey yok. Oğlum ben... Ama bunu bu koaller bilmem neler onlar bunlar artık her yeni geleni bir tarafa çekmeler hoş görünmüyor arkadaşlar. Yani. Yarın yanına kim gelse ya kızın yanına resmen bu komplolarda gidemiyoruz. Yaveri bana gelmiş dün diyorsun ki merdivenden inerken eski veziri. Ya ne alaka artık bir nefes alalım ya. Öyle bir şey dedin mi sen? Bir nefes alalım evet, yani evet, sürekli evet, bir yerden evet, laps söyle, laps sonra laps. Da güzel sonra bir gelmesin ima yapamazsın, ima yapamazsın. Sen her türlü algıyı burada yönet yönet. Ben bir şey deyince her şeyi dökelim ortaya. Oldu, oldu. Peki. İnsanların yeni sayfa açmasına izin verin. Öykü verdiğiniz Hanım kararlarla siz yönlendiriyorsunuz bu yarışmayı. Ve bunun da adil olması için, gerçekten adil olmasını istiyorsanız buna göre kararlarınızı verin. Bizim orada müdahale ettiğimiz hiçbir şey yok. Bugüne kadar gelen hikayeyi siz yazdınız. Siz yazdınız. Göreceğiz yine. Yani kim aldı, kim verdi? Burada bir dengeyi... Ya böyle bir savaş var ve arkadaşlar bunun artık... sizlerin psikolojisi üzerindeki baskısının dayanılmaz raddeye gelmesinden ötürü dilleniyor artık. Lütfen ta en başa dönerek de bunu birbirinizin canını yakma haline getirmeyin. Bırakın insanların yakasını yani. Öykü Hanım benim insanların yakasıyla alakalı bir durumum yok. Hmm. Ben gördüğümü yorumluyorum ve yorumlamaya Sedat da devam edeceğim. Ben de sadece sana söylemiyorum. Herkese söylüyorum bunu. Lafınızın nereye gideceğini bilin. Beni sinirlendiren nokta şu. Sizler de istediğinizi söylüyorsunuz. Sizle bak mesela az önce Tansu hakkında bir şeyler söylediniz. Bırak söyledi zaten herkes yapıyor. İşte herkesi ben kendimi suçluyor. Şey söyleyeceğim. Yani, ben bu kadar durumu gerçekten artık anlayamıyorum. Ya bu da yapıyor, o da yapıyor. Yaptıkları sürekli birbirlerini suçluyorlar. Ya biri taş atıyor, gül bekliyor. O da taş atıyor, o da gül bekliyor. Ulan yaparak gidiyorsunuz, yaparak karşılık alıyorsunuz. Arkadaşlar bunu yapmayı bakın, bir taraf bırakırsa, bakın, bunu yapmayı bir taraf açık bırakırsa konu kapanacak tamam, abi. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bu kadar. Tamam ben de oturacağım asalak gibi, böyle asalak gibi oturacağım tamam ya mı burada? Ya bunu kimse bekliyor. Böyle bir şey yap demiyor kimse anladın sana. Anladın mı? Hiç
karışmayacağım. Gördüklerimi de yorumlamayacağım. Benden bunu istiyorsunuz artık. Ya kim hoş istiyor muhabbet bunu? Yapıyorsun. Oğlum Gül beklemiyorum. Ben bir sorun belirtiyorum, tamam mı? Ben ortaya bir şey sunuyorum. Ve karşı taraftan ya bir şey dostum, geldi. Ya dostum. Ya beni diyorsun. Öyle tamam. Karşılık alınca da kızıyorsun. Ne yapacağız? Kızmıyorum oğlum. Siz bu ara... Ya kanka siz anlamıyor musunuz beni? Burak geldiği andan itibaren bu muhabbetler geçiyor. Ben bir kere bağırıp çağırdım mı? Burak bunu diyemezsiniz. Ben Burak'ı korumadım. Yaren şöyle yapmadım. Bağırdı mı? Karşılıklı bir şekilde böyle dedim ki ben bunu yapmadım dedim. Siz böyle görebilirsiniz bak, dedim. Şey ya da espriye katılım ya da kendim Burak'ı gömdüm. Siz bunu yapmadığınız için ben buna sinirleniyorum. Siz yaptığınız için zaten böyle. Ama sen bunu bu şekilde ifade edersen taraf oluyor bir anda. Öykü Hanım tam taraf tutuyorum o zaman. Hayır öyle değil. Bir anda taraflar ortaya çıkmaya başlıyor. Halbuki öyle bir şey yok ortada. Tamam Öykü Hanım o taraf çıkmasın o zaman. Ben ne yapayım? Ben gel bak kim ben olması için gayret edelim diyorum işte Sedat. Olmasın diye uğraşıyoruz. Bunun için mücadele ediyorum ben yani. Ben şahsen derdim abi, bu. Güzel kardeşim. Sen i̇nanın, arkadaşını inanın bak derdim, şimdi. İnanın derdim ne Yaren ne başka bir şey. Kimseye kişisel bir öfkem yok burada. Ya ben Erhan'ı aramışım, affetmişim ya da Erhan'ın bana yaptıklarından sonra. Sedat aradaki farkı biliyor musun? Bir saniye Şeyda, kimseye kişisel bir çıkarım, şahsi durumum yok. Ben sadece olayları görüyorum, yorumluyorum arkadaşlar. Siz de aynı şekilde geldiğiniz zaman ben burada bu kadar yüksek tepki vermiyorum. Öyle bir şey yok diyorum ya da ne bileyim bunu söylüyorum. Siz diyorsunuz ki bana algı oluşturuyorsun, yönetiyorsun, şunu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. E sen de gel bana de o zaman. E Burak haksız de. Sedat'cığım burada her yeni gelen tutunmak için bir şekilde bir davranış sergiliyor. Evet. Tamam mı? Ve ben bu insanların dışarıda zarar görmesini engellemek adına tamam mı? Yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ama bir şekilde bu dışarıdan gelen çok takipçili yorumlar bir hedef haline getirdiği zaman ne oluyor? Bizim burada bütün yapmaya çalıştığımız, kurmaya çalıştığımız denge bozuluyor. Neden? Dışarıdan gelenle etkileniyorsunuz. Ve burada hiçbir yarışmacı bireysel olarak ilgilendirmez. Ama siz kuvvetinizin farkında olmadan bir yarışmacıyı hedef haline getirirseniz ben orada taraf olmak değil, dengeyi şey bulmak ben, adına ben, bir yorum yapmak zorunda bırakılıyorum. Ben size bir şey söylemiyorum, çok benim haklısınız. Benim umurumda değil. Bir şey söyleyebilir ama miyim Öykü Hanım? Ama beni taraf yapmak durumunda bırakıyorsunuz, adalet için. Bir şey söyleyebilir miyim? Haklısınız, şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Şu an kısmetse olur izleyen benim Burak'ı koruduğumu, işte Burak'ı buraya kadar getirdiğimi, ne bileyim bir şekilde Burak korunaklı bir şekilde hayatına devam ettiğini anlar. Niye? Siz burada tatlı tatlı söylerken, gülerken, espriler yaparken, gala Burak derken bir şey yok, sıkıntı yok. Ben üstüne gülerken sıkıntı yok. Ben orada geçmişim. Yaren'e yaver deyince mi sesiniz çıkıyor? Bu çocuğu şimdi yarın öbür gün kaç tane sosyal medyada yorum çıkacak? Söylemek var. Ne alakası var ya? Artık şu konuyu kapat ya. Aynen abi, aynen. Aynen. Siz yaparken sıkıntı yok burada. Ne kadar ben... Abi yok, kendinize yine gelince şey yapmayacaksınız o zaman, anladın mı? Çok ilginçim ya ben. Öyle bir şey yok yani. Sen kendi ağzına diyorsun. Dalga geçiyoruz, şaka geçiyoruz diyorsun. Orada aynen. Sen ciddi konuşmuşsun. Bu algı olmuyor da. Bu durumda şaka yapmış olsaydın dalga aynı espriler tamam, ben de yapardık. Dalga geçeceğim. Ben sen de dalga ciddi bir şekilde aynen. Bunu konuşuyorsun. Bu arada bir şaka i̇şte yok. Dalga geçince algı olmuyor da böyle oluyor. Bir şey göremedim aynen. Ben. Aynen kardeşim. Dalga geçince algı olmuyor. Eğlenceler eski. Yaren'le Şeyda konuşuyor bu arada. Dalga geçince de algı yapıyor. Bir saniye, bir saniye. Yaren'le Şeyda konuşuyor. Tuğba konu senin konun. Heh. Neredesin? Ben konuştum konuşacağım. Neredesin? Heh. Bundan yani bahsediyorum. Bir şey söyleyeceğim. Bu konuya dair bir hiçbir fikriniz yok mu? Sibel. Var. Yok mu yorumunuz? Yani, İzin verirlerse Öykü Hanım. Ben Tuba'ya ilgileniyorum çünkü muhabbet Tuba'nın içinden değil. Orada söylediği şey şu an senin ima etmeseydin. Çok kötü muhabbetin edildiğini. Burada kendiniz alacaksınız arkadaşlar. Sizler Tuba'ya gelince herkes böyle davranıyor, anladın mı? O yorum tamamen çocuk. Bu işler böyle değildi yani. Ben bir şey söyleyeceğim. Bizim ne yazdığınızı gördüğümüz gibi. Çocuktan başka bir şey değil. Sen değerlerimize geldin bizimle konuşmaya çalıştın. Kimse konuyu geçti. Grupla siz yaratıyorsunuz. Grup arka tarafa geçtiğimizde buradakini bırakıp arka tarafa geçiyoruz. Yani Cansel benimle gelip sohbet ettiğinde ben de onunla ediyorum. Yani böyle bir şey yok. Böyle bir şey diyemezsin yani. Yalnız falan değil Cansel'de. Zaten.
Hayır hayır, ben bunu yanımda değil yani. Ama sen yokken onlar seni sormak için odaya girdiğinde beni dışladılar. Sen o gün benimle kavga edip geldin, şey bana böyle beni kışkırtıcı bu... hareketler yaptın odada. Yalan söyleme. Bağırma, bağırma. Doğru söyledim. Bana bağırma. Ama Tuğba ne kadar söyledim, yalancı bir kızsın ya. Kuliste kışkırtıcı hareketler yaptın. Geldi orada beni kışkırtıyor öyle kendim hani gülerek. Geldi odama beni yine aynı şekilde kışkırttı. Ya ona zarar vereceğimi düşünüyor herhalde. O kadar önemsediğimi düşünüyor sanırım. Niye seni kışkırtıyor? Konuyu hiç bilmek istemiyorum bir odanızda. İkincisi sen de yani kendi cevabını... Ben de neden geldin odaya? Kendi cevabını verebilecek durumdasın yani. Herkese yapıyor işte. Neden geldin? Dalga geçiyor yani. Herkese yaptığını işte. Kulisimizi biz ne yapalım arkadaşlar? Dışlama varsa gruplaşmada vardır. Benim kendi görüşlerime göre bunlar benim yorumum arkadaşlar. Tuğba bazı olayları kendi idrakından geçirip yorumlamıyor. Otomatik bir şekilde duyduğu, gördüğü ya da yakın olduğu kişilerden aldığı metinlerle yorumluyor. Bu bana göre. Tamam sen yo diyorsan okey. Konu bundan ibaret. Yaver dediysem de çok yanlış anladıysanız da kusura bakmayın bu... Allah Allah. Az evvelki gibi yapsaydın yorumunu hiçbir problem yoktu bak. Tamam artık daha fazla zaman alevlendirmeyelim olur. Ne olur rica ediyorum. Ben alevlendirmeyeceğim. Ama ben sadece bir şey söyleyeyim. Efendim Buse. Şey, dedin ya arkadaşlarımı yeri geliyor eleştiriyorum. Söylediğin her şeyde haklı olabilirsin ama yeri gelince eleştirmiyorsun arkadaşlarını. Sen körü körüne koruyorsun. Bence de çok taraflı yorum yapıyor Sedat. Peki size yani, göre böyle. Yaver derken bir kere çok kaba, çok rahat kullanılıyor burada bu sözler. Ve tamamen sadece Tuğba'yı izlemiş herhalde. Şimdi burada Yaren de 180 bölümdür yarışan bir yarışmacı. Ve ondan fikir alabilir. Elif de aynen öyle güçlü bir karakter burada. Tansu da ondan fikir alıyor. Biz buna arkadaşlık derken niye Yaver diyor anlamadım. Ayrıca Elif'in mesela Elif ve Buse'nin bir şeye ihtiyacı vardı. İkisinde de numaram var, grupta numaram var. Beni arayıp benden isteyebilirlerdi. Ama onların yerine Tansu beni arayıp gelip benden alıyor. Sedat bunları görmüyor. Tuğba, Yaver, Tansu ne o zaman? Tansu orada yazıyor deftere, Elif seni çok seviyorum. Elif'in yanına geçmek istiyor. Biz ona Yaver demedik, yakın arkadaşı dedik. Ve herkes Tansu'yu koruyor, kimse Tuğba'yı korumuyor. Gerçekten... Ne biçim arkadaşımız bizim? Bir şey ne Yaren savunuyor ne ben? Evet, ben kendi kendime burada kendim açıklamaya çalışıyorum. Tamam Tuğba. Evet Tansu. Şimdi birincisi o bir şey isteme olayında orada biz yemek yiyorduk. Detaylara girme, hiç konuyu bilmiyoruz. Hiç böyle defter şeyler defter olayı da orada bir konu açılmış. Böyle bir şey anlatma. Tamam defter açıklayayım mı şimdi? Neyi? Deftere tamam, yazıyormuşum evet. Ya. Orada bir olay açıldı. Biz de Burak'la yeni ayrılmıştık. Duygusal bir dönemdeydim. Dedim ki insanlar dedim buraya hatta bilekte Buse'nin şeyini gördüm. İnsanlar buraya gelip tanışma yolunda olduğu insanlar yazar. Ben de nedense Tuğçe ile... Elif'i yazmışım dedim böyle açıldı. Elif'in tarafına geçmekte bir konu yok. Ben yeri gelince seninle de dışarıda konuşuyorum. Evet. Yaren'le de burada hepimiz konuşuyorum. Tuğba ile bile yeri gelince konuşuyorum. Gruplaşma gibi bir olay yok. Bir de Tuğba'ya bir şey diyeceğim diyor ya hani milletten akıl alıyor. Benim kendi aklım var. Yeteri kadar kendimi de ifade edebiliyorum Tuğba. Kimseden akıl almama abi, gerek yok. Abi zaten mantık olarak değil, birinden akıl alsa ertesi gün gidip Mahir, ertesi gün Burak muhabbeti ya. Olmaz. Anladınız mı? Aynen. Biraz mantıklı düşünün ya. Allah rızası için ya. Belki de şöyle düşünmen lazım. Akıl alınabilir de. Tamam öyle hareket etse, şimdi böyle mi yapardı? Ulan eleştiriyorsunuz kaç kişi? Belki tarafta belki sıkıntı da olabilir. Evet, aynen tamam ben evet biz şey yaptık Elif'e dedik. Elif'e buradan şey şunu söyleyeceğim. Harbi yok ya. Sosyal medyayı takmıyorum diyor. Kısmet soruları çok fazla takmıyorum diyor. Benimle ilgili yerle bir edecek şeyleri beğeniyorsun. Ne beğendim sen ya? İşte, sen buradan kendine nasıl pay çıkardın mesela beğeniyorsun diyorsun. Şu an? Hayır burada kendimden ben pay ne çıkarmıyorum. Beğendim? Elif. Ben senin hatanı en başında da söylerim. Ha. Hiçbir zaman çekinmem. Tamam, ne beğendin? Yani yüzünü söylüyorum. Ortaya atılan iddia vardı ya aldatmakla alakalı. Onu beğenmişsin. Tamam. Ama ben bana göre iddia değil çünkü. Sana göre gerçek. İddia değil. Bana göre iddia. Gerçek. İşte bak beğenmen gerçek. Ne kadar doğru. Orada Sedat'la ben de çok şey vardı, beğenebilirim ama yapmıyorum. Orada. Diyeceklerim sosyal bu kadar. Sosyal medya umurunda bu arada da, değil. Umurunda ben değil, bu arada da şuna değil. Da katılmıyorum. Değil. Şuna da katılmıyorum. Bugün buradan elenip gitsem bak şimdi burası bir şey diyeceğim. Umurumda bile şuna değil. Şuna da katılmıyorum. Duyuyor musun beni? İşte bize kimse, değil. Bize kimse kızmıyor. Değil. Bize kimse sataşmıyor. Sen buraya kendini atlamaya geldin. Ben hata gördüğüm zaman sosyal karışırım. Sosyal medya kimin umurunda oturup düşünelim. Ozan su kuşları işte kuşları ölümü Twitter'a giriyorsun. Set odalarında konuşuyorsun. Benim tamam su kuşu artık değilim. Tamam mı? Su kuşu artık değilim. Söylüyorum. Kimin o zaman umurunda sosyal medya yayına biraz saygın değilim. Olsa demezsin ben Tuğçe ile ayrıldım diye anladın mı? Bu Tuğçe kız, yüzünden. Bu kız her şey, her şey bak, Tuğçe yüzünden. Bak bu kızla yakınlaşıyorsun. Öyle yerlere çekemezsin. Sosyal medyada her şey, patlıyor. Her şey Tuğçe olmak. Yüzünden. Ondan her sonra giriyorsun yayınlara diyorsun ki yok öyle bir şey ben Tuğçe'yi çok seviyorum. Bu kadar. Öyle bir şey yok. Bye bye. Ben burada yayında da söyledim. Aynen Ozan aynen. Ben burada yayında da söyledim. Aynen.
Kendini buraya aklamaya geldin. Yazık. Öyle bir derdim yok kendini yani. Ben buraya öyle bir derdim geldin. Yok. Ben buradan aklamaya giderken de geldin. Ben buradan yok. Giderken de açıklamaları yaptım. Geldin. Buraya gelirken de ben bitirmeye gelecek mi zaten? Ya Tuğçe beni bitirmeye oynuyor. Sen de arkasından gazı veriyorsun. Ben burada sizin ilişkinize en çok desteklenenlerden biriydim. Arkadaş kardeş gözüyle baktığım için ve ben de senin şu an sadece Tuğçe tarafından şey bakma. Ben bu çocuk üzüldüğü zaman gidip destek verebiliyorum. Senin haksız ve hatalı yanlarını söyleyebiliyorum. Ama tatlı yerlere bağlamak için yapıyorum. Çünkü neden biliyor musun? Ortalıkta sevgi olduğu için. Bak sevgi olduğu için. Anladın mı? Bak. Evet bak kendi ağzından söylüyorsun. Ben bence buradan bir pay çıkar bakalım. Aynen öyle. Ne demek istediğimi belki o zaman anlarsın. Aynen. Ben bir sürpriz kutu olarak açılıyorum ve diyorum ki kızlar kızları, erkekler erkekleri oynayacak arkadaşlar. Konu değişir inşallah. Sadakat da var senin bilmediğin bir şey. Bir iddia Elif. Bana göre değil diyorum, tamam. Bir iddia. Bana göre değil. Dışarıdaki gücünüzün farkına varmanız bu gücü burada geçeceğim. Sözünüzü geçirecek bir şekle büründürmenize izin vermiyor. Vermemeye gayret ediyorum ama galiba bu beni ilgilendiren bir mesele değil. Öykü Hanım şöyle bir bu yorum yapayım. Bu beni ilgilendiren bir mesele değil. Çünkü taraf olmak zorunda kalıyorum ve bundan hoşlanmıyorum. Ama gördüğüm manzara da adil değil. İnsanların hayatlarına devam etmesine izin vermeniz gerekir. Benim umurumda değil. Ben Ozan'la ilgili yorum Öykü Hanım yaptığı yorumun ben buna kefilim. Güçle alakası yok. Gerçekten kendi tamamen içinden ne geliyorsa ona göre davranıyor. Güce göre davransaydı burada başka bir şeyler... Ben sosyal medyadaki müdahaleden şikayet ettiği için söyledim. Tamam, evet. Haklısınız ama ona göre davranmıyor. Benim meselem yani, değil. Ben Ozan'ın şu anda söylediği şeyin üzerine cümle kurdum. Yani evet bir ilgi, bir alaka, bir şey ama yani bunu yönetmek de önemli bir şey. Peki. Gerildik biraz. Yorum yapmak isteyen kimse var mı? Azize burada söylemek istediğin bir şey var mı? Ya ben Sedat'a... Bir şey söylemek istiyorum. Onların tarafından olmayınca hayırdır mı oluyor? İlla onların tarafından taraf mı olmam gerekiyor? Taraf yok tatlım. Taraf yok. Olmaması için bunu konuşmaya hayırdır gayret ne yani? Ediyorum. Ben ağzımı açıp konuşamayacak mıyım? Konuşunca hayırdır mı oluyor? Bence çok saçma bir düşünce bu yani. İki kelime ettik diye hemen hayırdır çekmiş. Sana sorup mu konuşmam gerekiyordu? İçimden anladım. Geldiği gibi konuştum ben. Tamam cevap vereyim Azize. Şöyle buraya yeni gelen insanların böyle dışarıdan görüp dolup gelip hemen belli bir tarafa doğru yorumlar yapmasını ben hoş karşılamıyorum. Ben sadece şunu isterdim. Çok da yanlış bir şey yaptığını görmedim. Sadece orada anlık olarak yorumladım. Şunu isterdim. Gelip burada yaşayıp insanları yüz yüze tanıyıp ondan sonrasını yani biraz zaman geçirdikten sonra böyle yorumlar yapmanı isterdim. Bu kadar yani. Hayırdır falan da tabii ki de konuşabilirsin, yorum yapabilirsin. Bunlar da benim eleştirilerim. Kimseye de dolup gelmedim ben bu arada. Nötr tamam. Şekilde yani izleyip ya geldim çünkü sadece. Daha öncesinde birkaç bir şey söylemiştin Elif'e. Bunlar da üst üste geldiği için ben de bu yorumu yaptım. Doğru olmayabilir. Bu senin düşüncen. Eyvallah. Peki. Tamam, madem bu kadar gergin, çözemediğiniz meseleler var. Şu geçmişi bir şekilde geride bırakacağız inşallah. Burada Mahir var. Mesut var. Hayata burada devam etmeye çalışan yarışmacılarımız var. Azize var. Tuğba, Tansu, yeni yarışmacılara müsaade edin. Onlar da kendi hikayelerini yazsınlar. Bunun için alan bulabilsinler. Mesela eğlenmeye gelince keyifli vakitte geçirebiliyorsunuz. Ozan'ın galiba... sen ben mi oldun Sarı? Nasıl uykuyorum? Evet. Böyle bir şey yaptım. Sen ben oldun. Sonra... Gördüm. Şey mi? Evet, evet. Oylama yapmış. Evet, oylama yaptınız. Aynen. Tuğçe'yle bir azı. Sen Tuğçe miydin? Yarın alalım. Çağrı Tuğçe'ydi. Terk edeceğim. Oğulcan Azize'ydi. Oğulcan Azize'ydi. İzleyin biraz gülersiniz arkadaşlar. Peki yarın gel bak komik bir şey izleyeceğiz. Komik bir şey ya bu güzel valla. Hakikaten benim de sinirim gitsin. Hadi hep beraber izleyelim. Tamam sakin. Tamam. Hadi izleyelim. Hadi izle. Kanka karşında Tuğçe ve Azize var. Birini seçeceksin. Evet. Kimi seçersin? Kendim giderim. He?
Öyle bir şey yok. İki kadın arasında kalmaktansa dışarı çıkıyor. Kim benimle dışarı çıkarsa onunla ilişkime yaşamaya devam ederim. Bak ben odanı da alıp İkisi de abi. Çıkıyor kardeşim. Şaka bir yana iki kadın arasında kalmak istemem gerçekten. Kendim giderim, onların da çıkmasını istemem. Peki bir şey, ikisi dışarı çıktı moruk. Tekrar eve girmek ister misin? İkisi dışarı çıktı. İkisi dışarı çıktı. Hangisiyle içeri girmek istersin? Bir şey diyor ki ben istiyorum. Aziz Bey ben istiyorum. Ben. Sen hangisiyle alır gelirsin? Sen Tuğçe ben Aziz'e. Hayır ben Tuğçe o Tuğçe o Aziz'e sen. Aynen. Hayır sen Tuğçe'yi ben uçuyorum. Ozancığım hoş geldin. Nasıl hissediyorsun? Evet. Hanım teşekkür ederim. İyiyim. Bu dörtü güzel oldu. Ben de teşekkür ederim. Senin için çok zor bir karar olacak. Bir tarafta Tuğçe, bir tarafta Azize var. Hangisini seçersin? Nötrsün. Dışarıdan izlemişsin ikisini. Ben tanıdığın kadar. İkisinin bir açıklamalarını merak ediyorum. Ozan öncelikle merhaba ben Azize. Merhaba Azize. Şimdi ben seni gördüm, beğendim. Güzel seviyorsun insanları. Tamam. İnsanı diyelim. Yalnız Azize'cim beni sevdiği gibi seni sevemez. Şöyle söyleyeyim, seni yarı yolda bırakmayacağımın temennisini veriyorum ve arkanda arkanda duracağımı düşünüyorum. Bu kadar yani beni burada manipüle ediyorlar. Kıskanıyorsun o zaman. Ama ben kolitim beyim. Yanlış anlama yani. İlk sorum. Ben fazla samimiyeti çok sevmem. Yani yeni bir aday geldi diyelim, direkt onu öper misin? Sarılıp öper misin? Öperim. Yani biliyorsun benim için kankam olduğu için ben öyle bir şeyler düşünmüyorum aslında az önce. Adam da seni fazla samimi bulduğu için belinden tutuyor. Belinden tutuyor. Ben sana rahatsız olduğumu söylüyorum. Senin tepkin ne olur? Yani Ozancığım şu anda korkunç mu? Yani korkunç. Tamam. Böyle bir yani ben böyle sen, de yeni bir adayla zaten tanışamaz. Sen Azize. Ozancığım sen alışkınsın ama. Azizeciğim gel. Ama zaten evet. Böyle bir döngü varsa gel. Senin söyleyeceği tek şey öncelikle haklı olduğumu kabul et. Benim konuma düşürmeye çalışıyorum yani o zaman. Yani ben senin ne yapmaya çalıştığını biliyorum zaten. Sen artık kendini bu şekilde göstermeye çalışıyorsun. Oh çok iyiydi ya. Valla. Ya sana da hiç konuşturmamışlar seni bırak ya. Evet Öykü. Peki. Öykü Hanım kendini de ha? Siz de konuşturmuyoruz o yüzden mi dediniz acaba? Ya işte öyle oluyor arada bir. İnce. Evet Cansel. Ozan diyor ya iki kişi arasında kalmaz mı evi terk ederdim. Etmiştin zaten bir kişi yüzünden döndün ikinciyi buldun. Ne anladım ben i̇kinciyi bu işten. Bulmadı, i̇kinciyi bulmadı, ikinciyi onu buldu. İkinciyi bulmadım ki. Ozan önce bakardı Azize'nin bölümlerinin yayınlanmasını beklerdi. Sosyal medyada hangisi daha çok tutuyorsa onun elini tutardı, onunla yürürdü. Sosyal medyada wow. Tuğçe bir kere çok tutmuyordu ki. Tuğçe inanılmaz linç yerken ben elini tuttum. Aa, senin evet. Sayende mi Tuğçe sevildi? Tuğçe burada inanılmaz linç yiyordu arkadaşlar. Niye linç yiyordu? Hiç öyle şey yapamazsın burada, savunamazsın. Niye? Tuğçe burada inanılmaz linç yiyordu. Sen mi gelip ben elinden tuttum. Allah Allah. Onların aşkı bence bu... Aynen İkisi öyle. Birlikte büyüdüler. İkisi birlikte büyüdüler. Hayır, ikimiz iki. Ben, tabii canım hakkı yani. Yani. Ama öyle de demesi evet, çok evet. Saçma yani. Neyse yani sonuçta yani sağlıklı düşündüğünü düşünmüyorum Elif'in Tuğçe söz konusu olduğunda arkasında durmak istiyor haliyle. Ya o da kendince haklı tabii de dediği gibi şimdi Tuğçe en çok negatif oyu alan kişiydi Ozan geldiğinde. Ev içinde herkes olumsuz Tuğçe yorum yapıyordu. Geri döndüğünde herkes tarafından herkes çok olumsuz, sevildi ama. Herkes olumsuz yorum yapıyordu Tuğçe hakkında. Ozan dedi ki ben kendim yaşayacağım göreceğim. Evet. Elinden tuttu. İşte bunlar unutuluyor. Yola çıktı. O konuda öyle evet. Sosyal evet, işte. Bu konuda bu konuda Ozan'ın hakkını yemiyor. Çok unutuluyor da problem yok. Evet. Başlangıçta bir şey diyemiyorum. Öykü Hanım bakıldığında Ozan penceresinden bakıldığında da Azize daha yayında değil yani. Bence Azize'yi beğendiği için bir yola çıkıyorlar şu anda. Azize'nin... Patladı yani Azize. Ama bir oy şeyi falan yok yani. Sonra patlamış olabilir ama Azize'yi beğendiği için. Hayır beğendiğini söyledikten sonra patladıktan sonra bir gün sonra gelip dedi tamam ya. Tamam da patlamadan arkadaşım böyle bir şey yok. Patlamadan önce zaten hoş da. Kadın, hoş sosyal kadın demişim. Sosyal medyaya önem veriyor Cansel ki gece 4'lerde gelip ses odalarında kendini açıklıyor. İmajını düzeltmeye çalışıyor. Yani aynen burada öyle. Konuşuldu. O belki evet, Tuğçe doğru. Olayından kaynaklı giriyor ses odalarına. Ama Azize'ye bu konudan baktığını düşünmüyorum. Yani. Tuğçe'den Azize'yi beğendiği için. Azize'den sebep değil ki. Tuğçe'den sebep girdim. Yok ben bir kere girdim. Belki peki, orada kendini aklamaya çalışıyor ama burada Azize'yi beğendiği için. Tuğçe yüzünden bilet yani. Peki yani yine aynı şeyi söyleyeceğim. İnsanların hayatlarına devam etmelerine izin verin. Evet.
insanız. Tamam verelim de bir şey söyleyebilirim. İnsanız hata ya, yaparız. Evet, mesela kafamın şurasında bir soru işareti. Evet. Tamam izin verelim. Zaten biz izin verdik. Mesela şu an içeride Azize ile bir yolda. Dün neden bileği takipten çıktım? Ben bu uyuyamayacağım bugün yani. Ya neden Tuğçe ile ilgili bir algı olmuştu? Biz de konuştuk ya bu durumu. Vallahi uyuyamayacağım ya. Yani. Gerçekten ama ben ikna olmadım. Ben de çok konuştum şeye sen ikna olmuyorsun olacağım. Tuğçe yüzünden değil ya bu. Gayet Tuğçe yüzünden. Gayet Tuğçe yüzünden. Hayır içeride Azize varken dışarıda Tuğçe yüzünden hani o kelimeyi etmiş de takipten çıkmış ya. Neden böyle bir algı oluyor? Ben bunu çok merak ediyorum. Yani ben bunu uyuyamayacağım bugün. Anlamaya çalışıyorum. Ben de anlamaya çalışıyorum. Ben konuyu anlamaya çalışıyorum. Ya bilek bile bu kadar yani, derdi. Konuşayım anlatayım bana evet. İzin verirlerse. Ben hayır, dile konuyu, getirdim. Tamam sen. Evet anladım da buradaki arkadaşlık üzerine olan bir mesele idi. Onu anladım. Arkadaşlık evet. Üzerine olan meseleydi de işte Tuğçe'ye öyle söylediği için yani arkadaşın takipten çıktı. Şimdi şöyle bir şey var bu seçim. Çekilmeye müsait bir konu olduğu için. Bunu bilek aldasın bunu ya direkt. Direkt bilek bilekle ben zor durumda kalıyoruz ya. Okey demek istediğini anladım ben senin şimdi. Ama sosyal medyadaki işte o anlaşılmadan Tuğçe'den dolayı değil, benden dolayı. Hani ne anlaşıldı yani? Şey ne oldu? Ama. Niye böyle bir şey o yaptı sence? O bilekten kaynaklı takipten çıktı i̇şte aslında. Bencesi, sence niye böyle bir şey bencesi yaptı? Bencesi şu, yani Tuğçe ile ilgili böyle bir cümle kullandığı için bileği takipten çıktı. Ama arkadaşlar çünkü Tuğçe'nin, çünkü Tuğçe'nin fanları hepsi ben dahil. İşte başladı. Bilek nasıl böyle bir cümle kullanabilir? Hani Ozan ne yaptı bu durumda? Ama içeride Azize var. Bileği takipten çıkıyor. Bu kez diyorlar ki tamam. Tuğçe yüzünden bozulup takipten çıktı. İçeride Azize var. Ben anlamıyorum. Ha şunu da düşünebilirim. Ben anlamıyorum Ozan. Yani. Bana anlatsın. Takipten çıkarsam da İbre Tuğçe'ye döner kısmına da düşünebilirdi bence. Ya burada yani düşünüyor zaten. Ben tekrar, düşünüyorum. Ben böyle düşünüyorum. Tekrar söylüyorum. Anlama. Tuğçe umurumda değil. İşte ama burada bileğin eğer umurumda olsaydı ilk başta gördüğüm zaman... Sen Tuğçe'yi kıskandın da işte bileği böyle bir şey efendim, hala aklı bilek demeyi öyle de hiçbir şey yok. Senin de kıskanıyor olman lazım. Öyle hiçbir şey yok. Evet aynı şekilde onu söylüyorum. Ama ben zaten bunu gördüm. Bile yayını izliyordum ben. Neyin ne olduğunu bildiğim için hatta dalga geçtim. Dedim ki insanlara bak kafayı yemişler yani nerelere çektiler konuyu diye. O önemli değil. Ben öyle buradaki amacı şey anlamaya çalışıyorum. Yani dediğim gibi sıcağı sıcağına görüp yapsaydım belki dediğine hak verebilirdim. Sadece... Bileğin bana karşı verdiği tepkiden dolayı hani ben bilekten gerçekten yani tekrardan sana ne yazmış açayım. Diye yapmışsın. Yani ne? Sana ne yazmış diye takipten çıkmışsın. Tamam bilekle olan tepkisi aramdaki diyalog muhabbet sana ne anladın mı? Kardeşim diyor hatta yani. Kardeşim dediğim insan evet. Bana açıklar niye aynen. Sana ne diyor? Yani benim sana ne dediğim noktada Tuğçe'den sana ne? Ya bilek ciddiye almamış niye böyle şeyler konuşuyorsun derken bir ciddiye almama durumunda o da gayet ciddi sinirlenmiş halbuki. Evet. Ama evet. Karşılaşmamışlar yani i̇şte mesaj olunca. Sonra konuşmuşlar. Hani buradan... Bu. Dönüp senin de bozulman gerekir halbuki. Neden ben bozuluyorum? Ne bileyim. O olayın aslını aslarını bildiği için bozulmuyor. İşte, Ozan'sa evet. Duyduğuyla hareket ettiği evet. için bozulmuş. Şimdi ben yayını bu izleyen olarak anlaşıp, ben izledim, güldüm, geçtim. Gayet de evet, güldüm yani. Anlaşabilince konu kapanıyor zaten. Yorum yapmak isteyen var mı başka? Peki arkadaşlar konularımız bunlardı. Aklımda şu var, şudur, budur diyen yoksa saatimiz. Evet. An itibariyle ben diyorum ki artık koruma oylamasına geçebiliriz. Ne diyorsunuz? Geçelim öykü. Değil mi? Geçelim, bakalım. Geçelim. Koruma altına almak istediğiniz yarışmacıların isimlerini belirleyeceksiniz. Kızlarla başlıyoruz. Evet. Sibel. Çağrı. Tansu. Sedat. Sedat 1. Çeyda. Ozan. Ozan 1. Elif. Sedat. Sedat 2. Buse. Bilek. Bilek 1. Azize. Ozan. Ozan 2. Ozan 2, Sedat 2, Çağrı 1, Bilek 1. Yara. Oğulcan. Oğulcan 1. Tuğba. Ozan. Ozan 3. Cansel. Oğulcan. Oğulcan 2. Son duruma baktığımız zaman Sedat ve Olcan 2, Çağrı 1, Bilek 1, Ozan 3 oyla kızlar tarafından koruma altına alınıyorsun. Bu hafta ismi yazılmayacak. Teşekkür. Evet, erkeklerle devam edelim hemen. Olcan. Cansel. Cansel 1. Sedat. Tansu.
Tansu 1. Mesut. Tuğba. Tuğba 1. Takip et biraz. Çağrı. Tuğba. Tuğba 2. Bilek. Buse. Buse 1. Ozan. Azize. Azize 1. Son durum vereyim hemen. Cansel, Tansu, Azize, Buse 1, Tuğba 2. Burak. Tuğba. Tuğba 3. Mahir. Tuğba. Tuğba 4. Evet, kararı değiştirmeyecek ama Burak. Buse. Buse 2. Son durumu hemen vereyim. Tuğba 4, Buse 2, Tansu, Cansel ve Azize 1 oy. Bu hafta Tuğba'da koruma altına alınan yarışmacılar arasında. Arkadaşlar hemen hatırlatalım. Burak erkeklerde favori yarışmacı. Kadınlarda favori yarışmacımız Sibel. Bunları her ikisi koruma altında. Ayrıca Ozan ve Tuğba eklendi. Bir de Mahir var. İlk geldiği hafta olduğu için koruma altında. Evet, bugün eleme oylamasına geçmeden önce ben bir sürpriz kutu olarak açılıyorum ve diyorum ki kızlar kızları, erkekler erkekleri oylayacak arkadaşlar. Daha önce de bunu sürpriz kutu olmadan söyleyerek gerçekleştirdiğimiz için bugün kararlar bu şekilde gerçekleşecek. Kızlar kızları, erkekler erkekleri oyluyor. Kısmetse olur aşkın gücünde eleme oylaması başlıyor arkadaşlar. Sibel. Sen istediğin için yazıyorum sana. Sebebini biliyorum ve arkadaşlar birbirine destek olmayı gerektirir. Olcan. Erkeklerden gitmeyeceğini düşünüyorum. O yüzden seni yazıyorum kardeşim. Tansu. Sedat. Çağrı yazıyorum. Yani buradan elim giderse de şovunu başka yerlerde yapabilir. Onun için pek bir şey fark etmez o yüzden. Şeyda. En başından beri birlikteyiz. İyisiyle ve kötüsüyle. Şu an benden çok zor bir şey istiyorsun. Ama istiyorsun. İstemen önemli. Mesut. Kardeşim boş oy. Hiçbir anlamı yok. Haberin olsun. Elif. Aslında başkasıydı ama Tansu'nun gitme ihtimalini düşünmek için seni yazıyorum. Çağrı. Dostum, herkes bildiği iş yapsın. Rakip olarak görmene gerek yok. Ben senin yanındayım. Buse. Bu hissin ne demek olduğunu biliyorum ve seni çok iyi anlıyorum. O yüzden bence biraz dinlenmen lazım. Bek. Yazmamı istediğin için yazıyorum. Kalırsan da umarım adayını bulursun.
Azize. Arkadaşlar, Azize oyunu vermiş, sonrasında bir fenalaşmış. Dolayısıyla evet, yerine gelmeyecek. Biz devam edelim kaldığımız yerden. Ozan. Kimseye yazmak istemiyorum. Hepsiyle aramı ye. Boş oy atacağımı düşünüyorum. İnşallah gümbürte gitmezsin. Umarım ben giderim. Burak. Abi gitmek gitmek falan diyorsun, öyle dedin diye yazıyorum yolda. Tuba. Ne çabuk geldin. Mahir. Karşı tarafı yazsaydım tabii, aklımdaki ismi çoğunuz biliyorsunuzdur ama bu sefer farklı bir şekilde olaylar oldu. Boş oy olarak atıyorum. Cansel. Ben gidemiyorsam sen gidersin o zaman. Tabağı koyma altında olmasaydı tabağı oynayacağım. Bırak. Abi ya sen ya ben gidecektik zaten. Umarım biz kazanırız. Arkadaşlar, oylarınızı kullandınız. Artık sonuçları açıklama zamanı. Hemen Doğukan'dan oy sandığını istiyorum buraya lütfen. Peki Azize daha iyi. Onu da yerine alalım hemen. Sonra da sonuçları açıklamaya başlayalım. Özür dilerim, kusura bakmayın. Aa, ne demek? İyisin değil mi? İyi miyim şu dikkat an? Et, dikkat et. Teşekkürler. Tamam. Çıkacak. Burak. Mesut. Şeyda. Yaren. Olcan. Mesut. Yara. Olcan, Burak, iki Mesut, iki Yaren, bir Şeyda. Bilek. Tansu. Çağrı. Mesut.
Tansu. Son durumu hatırlatayım. Oğulcan, Burak, Çağrı ve Bilek birer oyu var. Şeyda'nın bir oyu var kadınlarda. Mesut 3 oy, Yaren 2 oy, Tansu 2 oy. Sedat. Devil. Yaren. Bilek. Yaren. Tansu. Yaren. Son oydu. 5 Yaren. 3 Tansu. 1 Şeyda. Erkeklerde 3 Mesut. Burak, Oğulcan, Sedat, Çağrı birer oy, Bilek 2 oy. Oylamanın sonucu bu arkadaşlar. Hemen favori yarışmacılarını yanıma alayım. Evet, Mesut 3 oy, Yaren 5 oy. Size alabilir miyim yerlerinize lütfen? Allah'ım. Kaderin cilvesi karşı karşıya da getirdi sizi. Var bir garip ya. Kızın kaderi bu ya. Evet Yaren'cim, galiba büyük bir hızlı koalisyonla kendini el etmeye karar verdin. Dolayısıyla şu anda durduğun yerdesin ve karşında da Mesut var. Var mı söylemek istediğin bir şey? Yani hızlı karar vermedim. Zaten bir haftadır söylediğim bir şeydi benim arkadaşlarıma. Böyle de bir fırsat gelmişken değerlendirdim çünkü psikolojik olarak da kaldıramıyorum. Sağlıksal açıdan da iyi değilim. Yani iyi olmadığım için gitmek istedim. Burada çok güzel günler geçirdim, çok kötü günler geçirdim. Artık dayanamadığımı fark ettim ve gitmek istedim. Yani demek ki isteyince hemen organize edebiliyormuşsun. Yani söylenenlerde de haksız değillermiş demek. Yani öyle olabilir. Bir şey demiyorum artık. Yorum yapmıyorum çünkü gerçekten kaldıramıyorum. Hiçbir açıdan kaldıramıyorum yani. Peki Mesut? Öncelikle arkadaşlarım teşekkür ediyorum ama umarım Yaren burada kalır. Umarım sen kaybedersin kardeşim. Kusura bakma çünkü senin kalmanı istiyorum ben burada. Ve sen de aynı aşamadasın. Sen kalmak istemiyor musun? Yani ben Yaren'in potaya çıkmak istemiyorum. İstemiyorum. Yani böyle bir durum gerçekleşti işte yani. Şu anda. Karşı karşıya kaldınız. Değişik oldu. Yani neredeyse her şeyiniz yarım kaldı diyebiliriz açıkçası. Sonuç ne olacak bilmiyorum. Buradan bu manzaraya yorum yapmak isteyen kimse var mı? Çağrı bir şey söyleyeceksin galiba. Herhalde bence hesap kitaplı bir şeyler olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü... tahminimce ya, hiçbir şey konuşmamıştık aslında. Böyle bir durumun oluşabileceği ya da ben şu an çok şaşkınım baktığımda. Çünkü az çok biz kaç tane oy verdiğimizi kendimizce sayıyoruz. Tabii ki diğerlerini bilmiyoruz ama şaşkınlıkla izliyoruz. Yani şu an yorum yapamıyoruz. Vallahi manzarayı siz koyuyorsunuz. Biz üzerinden sonuca evet. Doğru adım adım ilerlemeye çalışıyoruz. Evet Oğulcan. Şimdi ilk başlarda Yaren'e bir yorum yapmıştım. Demiştim ki Yaren dedim burada bir ilişki yaşamayacak çünkü mental olarak da kötü demiştim. Yani sağlıksal açıdan da şu an yorumlarıyla beni doğruluyor. Şu an gitmesi de bir fırsattı onun için. Yani fırsat olarak kendine yarattı aslında. Kimse onu düşünmüyordu. Hakkında hayırlısı başka bir şey demiyorum yani. Cansel. Ben ev halkının verdiği oyla ilgili söyleyeceğim. Sabahtan beri burada yaverlik konusu geçiyor. Hepimiz burada boğaz patlattık. Bu da ispatıdır. Söyleyeceklerim bu kadar. Evet Yaren psikolojik olarak iyi değil, hepimiz iyi değiliz. Yani benim, hepimizin aslında gitmeye hakkı vardı. Sen gidemediğin için. Ya, benim burada, müsaade eder misin Burak? Benim burada kızlar kızları, erkekler erkekleri oylayacak dememden adaletli sonra olabilirim. Geçen süre içerisindeki organize olma hızına bakarsak katılıyorum Cansel. Ben adalet istemiştim. Aynen öyle, yani. öyle tamam. Öyle. Ya evde evet. Sevilmeyen tamam, birisi benim ve benim gitmem daha adaletliydi. Sen ona mı takıldın? Sırayla hepimiz aynen. Gideceğiz zaten. Sırayla hepimiz gideceğiz. Peki, evini korumak istiyor musun?
Burak'cığım. Ben anlamadım ki bir şeyi, yemin ediyorum ya. Öyle saçma sapan bir görsel var ki karşımda. Değil mi? Yani bize kalmış olsa böyle bir görsel tabii ki de yaşanmayacaktı ama hiç anlam veremiyorum şu anki durumda. Peki, Sibel'cim? Ben ellerimle yazdım Yaren'e ama keşke korusam tabii. Hani ben senin için elimden geleni yaptım ama gene burada kalmak zorundasın. Olursa güzel olur aslında. Vallahi onun kararını da siz verdiniz arkadaşlar. Haftanın birincisini de sizler belirliyorsunuz. Yine favori oylamasından. Madem yazdınız orada pişman olmayın. Gitmesini istemiyorsunuz ya. Madem yazdınız orada pişman olmayın. Keşke gitmese diyorsun. Keşke sen de keyfimiz içinde durmasını istemedim. Çünkü ben onun sorunlarını biraz daha yakinen biliyorum. O benden istedi ve ben yazdım. Ben camiayı burada görevimi yaptım. Ama zorunlu burada ilgili giden ben değilim. Psikolojik olarak da iyi değilim. Sağlıksal açıdan da iyi değilim. Bak, başım dönüyor sürekli, midem bulanıyor. İyi değilim ya, ne yapabilirim? Bak sen yanlışlıkla burada favori olduğunu biliyorsun değil mi? Ne kadar bir dakika. Gönderelim. Bir dakika, yanlışlıkla favori olduğunu biliyorsun. Tahminen de kazanamayacaksın. Çünkü yanlışlıkla bir favori oldun. Biz burada mesela koalisyon yaptık. Mesela Burak'ı seçtik ya. Sen yanlışlıkla oldun. Kaybedeceğini de biliyorsun, yazıyorsun sonra pişman oldum diyorsun. Öyle olmayacak işte. Pişman olmadım. Keşke bir şey olsa ve kalsın. Zorunda olarak kalsın. Işte ama ben yazdıktan arkadaşlık sonra görevimi yaptım. Onun istediğini ki sorunlarını ben bayağı detaylı biliyorum. 50 kere sordum, arkama dönüp baktım ama kendimi onun yerine koyduğumda, empati yaptığımda ben de beni yazın dediğimde yazmalarını istedim. Valla her hafta buradan biri gitmek istiyor arkadaşlar yani. Çok fazla uzatmadan kısmetse olur aşkın gücünde bu hafta 15 bin liralık çekin sahibi olan haftanın birincisi olan yarışmacı aynı zamanda evini koruma altına alacak. Burak mı, Sibel mi? İkisinden biri haftanın birincisi olacak. Kısmetse olur aşkın gücünü bu hafta haftanın birincisi Burak. Tebrikler Burak'cığım. Güle güle harca. Tebrikler. Sibel'cığım seni de tebrik ediyorum. Vedalaşmayacağım seninle çünkü mutlusun. Aa, bence en son sen vedalaş. Hepimiz psikolojik olarak kötüyüz. Şaka gibi. Kendine iyi bak, ben de dışarı sana daha iyi geldim. Tamam kardeşim. Seviyorum. Teşekkür ederim her şey için. Yolun açık olsun yani. Teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler. Evet, bir eleme daha sonuçlandı. Kızlar kızlara, erkekler erkeklere oynayacaktı ve sonuç Yaren oldu. Yine enteresan bir fotoğraftaydı Yaren. Karşısında Mesut vardı ama veda eden Yaren oldu. Evet, yeni haftaya yeni adayla devam edeceğiz tabii ki. Bu arada veda etmeden önce her zaman olduğu gibi bir görelim favori yarışmacılarımızı. Bir sıralamayı görelim. Önce kızlar evindeyiz. Evet, kızlar evinde Sibel 3 oy, artık farklar da çok azaldı. Buse ve Tuğba 2'şer oyla sıralamalar gerçekleşti. Erkekler evine bakalım. Erkekler evinde de 7 oy Burak, Sedat 5, Çağrı 4 oyla sıralamayı gerçekleştirdiler. Yarın yeni adayımız geliyor. Veda etmeden önce büyük finale onları taşıyacak olan sizlerin oylarını hatırlatmak isterim. Pozitif ve negatif oylarınızı kullanmayı lütfen unutmayın. Son durumu kontrol edin. Aşkın Gücü uygulamasından oylarınızı göndereceğiniz uygulamayı biliyorsunuz. Yurt dışından oy göndermek isterseniz Elpoder Denomor kullanacağınız uygulamanın adı aşkıngücü.com. Hala vaktiniz var. Burada olmak isterseniz başvuru adresimiz. YouTube kanalımıza abone olmayı ve de bildirimimizi açık tutmayı lütfen unutmayın. Bugünlük bizden bu kadar. Tekrar buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalın.